Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden perşembe ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın en kritik dördüncü günü başlıyor. Bugün yemek konusundaki tecrübesiyle dikkat çeken aslen Diyarbakırlı yarışmacımız Gökşen'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökşen'cim, kimlerle geldin? Kimlerle geldim? Oğlum Efren Kerem. Arkadaşım Derya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya boyun kadar oğlum varmış. Valla boyun bile geçti. Daha 14 yaşında ama maşallah. İki adı var değil mi? Efren Kerem, evet. Efren ne demek? Efren hayata gülümseyen, mutlu, neşeli insan demek. Bir gülümse bakayım. Ya hakikaten ne kadar güzel gülümsüyorsun. Gökşen'cim, seni biraz yakından tanıyalım. Neler yapıyorsun, nerelisin anlat lütfen. Tabii, 29 Haziran 80 doğumluyum. İstanbul doğma büyüme ama Diyarbakırlıyım. Aslen Diyarbakırlıyım. Video paylaşım sitesinde yemekler yapıp paylaşıyorum. Kanalım var. Bak sen! Bundan hiç haberimiz yoktu. Neler saklıyorsun kim bilir? Çok dikkat çekmeyeyim masada dedim. Yahu niye söylemedin? Demek senin de yemek videoların var. Kaç takipçin var? Benim çok yok. Yani kendi çapımda şu an 9200'e yakın. Seni bizden sakladın demek. Derya'cığım, senin haberin var mıydı? Vardı. Bunlar en büyük destekçim. Zaten oğlum en çok istedi. Bir anne, bir kanal aç. Öyle bir balıklama daldım. Şu anda yemek videoları çekiyorum. Peki güzel yemek yapıyor mu gerçekten? Yemekleri harika. Çok güzel yapar. Zaten bana geldiği zaman da mutfak ona aittir. Ben arkasını toparlayacağımdır sadece. El lezzeti mükemmeldir. Her şeyden bir şey çıkartabilir, çok değişik lezzetler yapar, harika, mükemmeldir. Kaç yıllık arkadaşsınız? 12 yıllık. 12 yıl. Peki 12 yıldır hep böyle sessiz sakin mi? Hep sessizdir. Kavgayı sevmem. Sevmem. Ya masalarda Gökşen için aman sesi bile çıkmıyor diyorlar. Hatta yarışmacılardan biri Gökşen için etkisiz eleman bile dedi. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Arkadaşımın kişiliği, karakteri bu maalesef. Ses tonu da bu. Yani oynama yok. İçinden bir canavar çıkmaz mı yani? Hayır, kesinlikle. Bugün haksızlığa uğrasa da çıkmaz yani, öyle mi? Çıkar. Çıkabilir. O içimdeki canavarı çıkartmaya çalışırlarsa çıkar. Bir de kızım var benim, onu unutmayalım. Ablası var, Eyşan Yıldız o da. O da 17 yaşına girecek Mart'ta. Tam bir Z kuşağı. Canım kızım, o gelmek istemedi zaten, ben çıkamam falan yaptı böyle. Ya ne işin var anniş demiştir. Aynen, o biraz farklı. Neyse, oğlum bana destek, hep destek, tam destek. Bu arada kaç yıllık evlisin? Kaç yıllık? Haziran'da 20 olacak. Maşallah. Derya'cığım, sen kaç yıllık evlisin? Ben 17 senelik. Vallahi size de maşallah. Ya Derya'cığım, yarışmacılar hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Vallahi bunlar kim biliyor musun? Bunlar yemekten anlamayan ama anladığını zanneden insanlar. Mesela hangisi? Ezgi Hanım. En baş. Başka? En başta Ezgi Hanım. Ya Duygu Hanım da öyle. Ben Duygu Hanım'ı görünce yani menüyle Duygu Hanım'ı bağdaştıramadım. Hatta ben tanıtımlarda dedim ki kesin dedim bu menünün sahibi erkektir. Vallahi en yüksek puanı da dün o verdi. 8 ne ya? Yani gerçekten Eray Bey birinci olsun diye uğraştı. Ama bakalım bugün ne yapacak? İddialı mısın? Eğer benim adım Gökçense bu haftanın şampiyonu benim. Vallahi senden 3 gündür duymadığımız iddialı cümleler duyuyoruz. Ben kendimi günüme saklamışım belki de, ne biliyorsun? Bugün yarışmacılar da şaşıracak galiba. Derya'cığım, ne diyorsun bu işe? Evet, öyle gününe saklamış ama arkadaşım başaracağına inanıyorum, yapabileceğine inanıyorum. Birinci arkadaşım, ikinci kim bilemiyoruz. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Menümü hemen sayayım. Çorbam aşçıbaşı çorbası. Aşçıbaşı çorbası mı? Yani hiç sanki programda yapılmadı. Böyle tavuklu, işte bir mercimekli falan, böyle tel şehrili bir çorba. Ara sıcağımda fırında peynirli karnabahar, onu böyle şeyde sufle kaplarında sunacağım. Bir de yoğurtlu mantar mezem var. Ana yemeğim Gökçen'in sosu ile hazırlanmış bonfile, arasında da böyle güzel ıspanak mantarlı. Yine mi bonfile? Evet. Bu sefer pişmiş ve soslu olacak, merak etme. Hadi inşallah. Bunu beğeneceksin. Az pişmiş olmayacak değil mi? Sana fazla alacağım, haberin olsun. Gerçekten mi? Evet. Bana da var yani. Kesinlikle sana güzel bir tabak yapacağım. Söz mü? Söz. Ya hep böyle diyorlar ama unutuyorlar. Yok yok, ben unutmam. Sen merak et. Görürüz. Sana sonra pişiririz diye beni geçiştiriyorlar. Aa, hayır, hepsi aynı anda pişecek.
O lezzete varman lazım. Peki yanında ne var? Yanında buğday pilavı olacak. Buğday pilavı ve mı? Ve çok güzel. Bak, hayatında ilk defa yiyeceksin. Tamam. İddialıyım. Peki salatan ne? Salata olarak da elmalı, mor ve beyaz lahana salatası. Güzel. Tam böyle bir kış salatası olacak. Son olarak tatlı olarak da bal kabaklı pasta. Bravo! Vallahi menün iddialı. Ben yani çok iddialıyım. Bugün benim menüm bütün dengeleri sarsacak. Göreceksin. O zaman markete gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi Gökşen'e şans dileyin bakalım. Şans dileyin bana, öpün. Başarılar diliyorum. Sağ ol, sağ ol canım. Oy canım o benim. Gökşen'cim hazır mısın? Hazırım, hadi gidelim. 3, 2, 1 fırla. Koş Gökşen'i koş. Tim ya. Yalnız kazağın ne kadar şıkmış. Evet, sizin için. Teşekkür ederiz. Hadi o zaman devam edelim. Önce sebzelerden başlayayım. Hadi başla bakalım. Aman biber alacağım. Süren de başladı biliyorsun. Aman başladı. Ya bonfileyi iyi pişirebilecek misin gerçekten? Dün çiğ yedik ama bugünkü güzel pişmiş olacak. Sosuyla falan çok güzel olacak. Dün çiğ miydi gerçekten? Vallahi mı? Yalnız dün Eray abartıyorsunuz dedi. Abartıyorsun illaki diyecek gününü kurtarmak için. Ama yok ya gerçekten. Özellikle karşımda Ezgi Hanım'la Günday Bey'inkini görünce şok oldum yani. Peki neden Duygu 8 puan verdi sence? O kaybettiğini anladı. Yani artık 8 puan. Demek ki birinci Eray Bey'in olmasını istiyor. 8 vermesi normal değil mi yani? Hiç normal değil. Yani çiğ ete 8 puan verilmez. Senin Duygu'yla aran nasıl? Yani herhangi bir sorunumuz yoktu gibi görünüyor. Biraz ıspanak da almam gerekiyor. Beyaz ve mor lahana salatan elmalıydı değil mi? Evet. Elma alacağım. Lahanaları da unutma sakın. Beyaz lahana. Hangi bakliyatları alacaksın? Şöyle bakayım hemen. Kırmızı mercimek alayım. Çorbam için. Sence menün iddialı mı? Bence iddialı. Yani çorbam da bildiğim kadarıyla pilavım da hiç daha önceden yapılmamış, denenmemiş. O yüzden bence iddialı. Tuz alıyorum. Tuzun ardından içeceklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Gökçen Hanım masada biraz sessiz kalmayı tercih ediyordu normalde. Bakalım bugün kendi günde nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Tahminim tabii ki yemeklerin arkasında duracak. Yani eğer istediği performansı alamazsa sesini yükselteceğini düşünüyorum. Ezgi hakkında ne düşünüyorsun çok merak ediyorum. Ezgi Hanım fena. O tamamen kendini göstermeye gelmiş. Bu haftanınki de o. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet kesinlikle. Kendini nasıl gösterecek ki anlamadım. Yani bilmiyorum zaten televizyonculuk falan okudum diyor. Bu arada Ezgi senin için ne dedi biliyor musun? Etkisiz eleman. Ezgi Hanım herkesi kendisi gibi bağıra çağıra konuşulmasını istiyor. İki tane süt alayım. Etkisiz eleman mısın gerçekten? İşte değilim vallahi. Ben buraya bağırıp çağırmaya gelmedim. O herkesi kendisi gibi görmek istiyor biliyor musun? Evet. Ben mutfağını ziyaret edeceğim ama hanımefendi ben kesinlikle mutfağıma kimsenin girmesini istemiyorum gibi söylemlerde bulunmuştu. Ama bütün yarışmacılar benim mutfağa girmeme izin verdikleri için eğer bu hanımefendi mutfağına girmeme izin vermezse oradan çok da güzel puanımı kıracağım. Kendisine de söyleyeceğim. Bunu kimse kusura bakmasın. Hakan Bey, Hakan Bey. Hakan ustayı herkes tanıyor artık. Hakan Bey ünlü oldu. İşte usta kasabımız geldi. Hadi hemen siparişini ver bakalım. Hakan Bey merhaba. Ben şimdi 14 dilim bonfile istiyorum ama yani şöyle 1,5 parmak kalınlığında olsun. Çok kalın olmasın ama çok ince de olmasın istiyorum. Ne yapacağız buna? Onu öğreneyim. Onu iki bonfile arasına ıspanak koyacağım ve sandviç gibi yapacağım. Ha bonfile sandviç yapacaksınız. Evet. O yüzden çok yağlı da olmasın lütfen. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Sadece kalınlığı göstereceğim. Etlerin kalınlığı nasıl olsun? Hakan Usta'ya göster istersen. O çok, şey. çok biraz, bir tık daha, çok az daha gelseniz. Hakan Usta bonfileleri hallederken sen de tavuk etini al gel istersen. Çorbanın tavuk eti de tamam. Bugün Gökçen Hanım'ın menüsünde nasıl bir şey olacağını ben de çok merak ediyorum. Hani puanlamayı ben de çok merak ediyorum. Eray Bey'e 8 puan verdiğim için beni bugün tabii performans nasıl olacak onu bilemiyorum ama tabii ki değerlendireceklerini düşünüyorum. Tabii bugün Gökçen Hanım'ın menüsünü beğenirsem tabii ki de hakkını vereceğim. Asla hakkını yemem. Ama beğenmezsem de beğenmediğimi dile getirip puanımı da ona göre vereceğim. Ve son 2 dakika. Hadi hemen etleri al bakalım. Çok teşekkür ederim. Etler süper değil mi? Vallahi çok güzel. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Etleri de aldık. Eksik bir şeyin kaldı mı? Bisküvi, bisküvi. Eyvah!
Koş al hadi hemen. Bisküviler burada. Bisküviyi de hallettik. Hadi şimdi doğru kasaya. Bravo Gökçen'cim. Zamanında yetiştin. Aa yetiştin mi? Evet. Tebrik ederim. Ay sağ ol. Sağ ol Gülbüz. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2431. Ucuz kurtulmuşum gerçekten. Tam sınırda. Teşekkür ederim. Hava soğuk, kabanını giy istersen. Aynen, hemen montumu giyiyorum ve koşarak gidiyoruz. Hadi gidelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin için malzemeleri hazırladım. Çok teşekkür ederim. Harikasın ya. Gerçekten harikasın. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Nereye başlayacağız? Önce şu tavuklarımı haşlayayım, buğdaylarımı. Hepsini haşlamaları koyayım, hemen masaya geçelim. O zaman süreni başlatıyorum. Tamam. 3, 2, 1 süren başladı. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi Gökçen'cim? Hemen tencerelerimi alayım şuradan, haşlama tencerelerim. Hadi hemen çorbanın etlerini de al bakalım. Şimdi aşçıbaşı çorbasının ana maddeleri nedir? Ana maddesi bunun kırmızı mercimek var. Onlar ama gözükmeyecek. Onları blenderdan geçiriyorum. Soğanla kavuracağım. Ondan sonra tavuklarımı haşlayıp didikleyeceğim. Tavuk suyuna pişecek yani. Bu arada iki büyük tavuk budu çorba için çok değil mi? Çünkü pilavıma da koyacağım. Buğday pilavı yapacağım ya, onu da tavuk suyuyla yapacağım. Üzerine su eklenen tavuk butları düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Sırada pilavın buğdayları var. Yalnız bu buğdayların haşlanması uzun sürmez mi? Hiçbir şey olmaz. Böyle hemen şuradan su doldurayım. Buğday pilavı için üzerine su konulan buğdaylar ocakta haşlanmaya bırakılıyor. Senin bu yemek sayfan kaç yıldır var? Sayfam kaç yıldır var? Sayfam... herhalde 4 yıl olmuştur. Nasıl paylaşımlar yapıyorsun? Yemek. Daha böyle pratik yemekler yapmaya çalışıyorum. Bal kabaklarımı da hemen. Pratik demişken biliyorsun Eray'ın da bir yemek sayfası var. O da pratik tarifler veriyormuş. Ben baktım onun sayfasına ya. Hiç beğenmedim. Ya. Hiç beğenmedim. Nesini beğenmedin? Ya şey çok hep böyle çok aşırı diyor ya patates kızartması paylaştı. Gerçekten bütün menüleri ya milföy ya patates kızartması. Yalnız o da takipçileri pratik tarifler istediği için böyle tarifler paylaştığını söylüyor. Ya ben de işte takipçilerime pratik, tabii ki ben de pratik şeyler paylaşıyorum. Çünkü insanlar böyle çok detaylı, çok böyle uzun uzun yemek izlemeyi pek sevmiyorlar. Hani ben de böyle pratik ama lezzetli. Evde de kendi malzemeleri yapabilecekleri. Yemekleri tarif ediyorum. Bal kabaklı pasta için yıkanan bal kabakları dilimlenerek tencereye konuluyor. Ya dün sen Eray'a 6 verdin ama Duygu 8 verdi. Neden bu kadar fark var sence? Duygu var ya, yani gerçekten artık kaybettiğini anladı ya. Ne yapacağını şaşırdı, ben sana söyleyeyim yani. Hemen şuradan şeker alıcı kullanacağım. Toz şeker. Şimdi buna 1,5 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Pastada kullanılacak bal kabaklarının üzerine 1,5 bardak şeker ve 1 bardak su eklenip pişmeye bırakılıyor. Sırada haşlanacak olan karnabahar var. Gökçen'cim hadi bize kendinden bahset. Nerelisin, nerede doğdun anlat lütfen. Ben İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum ama annem babam Diyarbakır'da. Bak Diyarbakır'dakiler benden selam bekliyor. Sabah teyzem, Kamile teyzem size selamlar. Diyarbakır çok güzel bir şehrimiz. Ben daha önce görmüştüm. Sen hiç gittin mi? Ben gittim. Ben babam hayattayken biz çok gider. Biz her sene giderdik. Ama babam vefat ettikten sonra işte biz çalışmaya başladık. Hani artık yani geçimimizi kendimiz kazanmamız gerekiyordu. O yüzden yani toplam babam vefat yani 97 babam vefat etti. O zamandan beri toplam 2 kere gittim. Çünkü çalıştık, sonra evlendik, çoluk çocuk derken artık o kadar sık gidememeye başladık yani. Kimler var orada? Bütün annemin tarafı hepsi orada. Teyzelerim, anneannem yeni vefat etti. Hepsi orada. Dayılarım, 7 tane dayım var. Maşallah. Aynen, annemler 10 kardeş. 10 mu? Vallahi. Peki siz kaç kardeşsiniz? Ben 4 kardeşim. Benim bir abim, 2 de ablam var. Onlar neler yapıyorlar? Onlar neler yapıyor? 2 ablam da evli. İkisinin de çocukları var. Bir tane Şenay ablamın 1, Zuhal ablamın 2 çocuğu var. Abim var, abimin de bir tane kızı var. Onlar çalışıyor. İstanbul'dalar mı? İstanbul'dalar. Birisi Ümraniye'de. Şenay ablam bana çok yakın oturuyor. Komşum. Bu kadar karnabahar bana yeter. Fırında peynirli karnabahar için haşlanacak karnabahar çiçekleri tencereye konuluyor. Kaç yıllık evliyim demiştin? 20. yılımız olacak. Maşallah. İyi bir evliliğin sırrı ne? Ya sevgi saygı çok önemli. Gerçekten eşimi zaten ilk gör... Sana bir şey anlatayım mı Gürbüz? Ben şimdi inanır mısın bilmiyorum. Ya niye inanmayayım? Ben eşimle ilk tanıştım. Merhaba, merhaba. Sen o dönem çalışıyor muydun? Ben kendi çalıştığım bir yer vardı. Ben mağaza müdürüydüm. Sonra ben öyle aslında çok böyle fevri falan bir insan değilim. Az çok beni tanımışsındır. Ben bir şeyler oldu. Böyle sinirlendim. İşten çıktım, tamam mı? Bir tane sigorta şirketi eleman arıyormuş. Hadi
gideyim başvurayım ya, ne olacak? Ben gittim başvurdum. Tanışırken işte Orhun Yıldız dedi, Gökçen Gönençer dedim. O an kulağıma birisi, bu o dedi. Sana yemin ediyorum. Ondan sonra dedim ki Allah Allah, hani. Orhun da orada mı çalışıyordu? Orada çalışıyordu. Bize eğitim veriyordu. Vermeye başladı. Sonra işte birbirimize hoşlanmaya falan başladık ama ne ben ona belli çaktırıyorum ne o masaya gidelim bir yandan. Hadi gidelim. Ne o bana çaktırıyor ne ben ona çaktırıyorum. Ondan sonra ne oldu? Ne oldu? Bu da benden hoşlanmaya başlamış. Peki birbirinizden hoşlandığınızı nasıl anladınız? Bir tane bizim benimle aynı dönemde başlamış bir kız vardı, Kadriye diye. Kadriye dedi ki Gökçen dedi biliyor musun dedi, Orhun Bey dedi senden hoşlanıyordu. Ay dedim ama ben nasıl hoşlanıyorum ama kimseye çaktırmıyorum. Yok bey dedim, ne alakası var dedim, hiç dedim bakmıyor bile dedim. Ya dedi sen öyle san dedi, ben dedi bir saattir dedi burada oturuyorum dedi, gelmedi dedi. Bir günaydın bile deme dedi. Sen gelince hemen içeri girdi, günaydın dedi diyor. Orhun'a bak sen. Bir de o zamanlar telefonlarda mesajlaşmalar falan biliyorsun, hani çok paralıydı, yoktu falan. Ondan sonra geldi bana Orhun bir gün. Çiçeğim nasıl? Eşim yaptırdı. Çok güzelmiş. Yalnız runner'ın desenleri arasında kayboldu gibi. Ya evet, sanki bana da şimdi öyle gelmiyorsun. İkisini aynı anda görünce. Nereye gidiyorsun? Şeylerimi alıyorum, hemen suplalarımı alıyorum. Telefon mesajları falan diyordun. Sonra dedi ki ay dedi yeni dedi mesajlar gelmiş dedi. Sana dedi göstereyim mi? Bana dedim göster. Meğersem telefon numaramı istiyor. Nasıl tam anlamadım. Yeni böyle değişik böyle hani mesaj şeyleri gelmeye başlamış değil mi? Noktalardan güller, kalpler, bir şeyler. Ha evet evet. Sonra işte öyle mesajlaşmalara başladık. Çaydı, kahveydi derken bir baktık biz çıkmaya başlamışız. Ve gerçekten o insandı. Güzel bir evliliğimiz var, Allah'ıma şükürler olsun. 3,5 yıl bir sevgililik, nişanlılık dönemimiz oldu. Niye o kadar uzun sürdü? Yani bir yıl sözlü, askerlikti biliyor musun? Kısa dönem askerlik yaptı. Ondan sonra onu bekledim. Hemen tabak çatallarımı da alayım. Çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. İki defa kafe açtım demiştin değil mi? Evet. İlkini neden kapatmıştın? İlkinde hamileliği, yani kızımı doğurduktan sonra devrettim. Sonrasında, burası tamam. Sonrasında çocuklarım, oğlum da oldu sonrasında. Hadi dedim onlar biraz büyüsün. Büyüdükten sonra onların tam ilkokullarının karşısına gittim. Bir tane... Hem ev yemekleri, hem poğaça, börek çocuklara, sabahları, simit. İşte ne bileyim aklına ne geliyorsa, salatası, tatlısı. Her şeyi olan başka bir kafe açtım. Orası daha büyüktü. Ondan sonra orayı işlettim. Orayı da ne devrettim biliyor musun? Orayı, aslında orası çok güzeldi. Orayı çok severek yapıyordum. Sabahın inan ki... eksiğim var mı? Bakayım kaşı koyacağım. Sabahın 5'inde gidiyordum. Sonra benim sağlık problemlerim çıktı. Bacağımdaki platin... Bacağına neden platin takıldı? Bacağımı ben 2005 yılında eşimle daha 9 aylık evliyken gittim. Sağ koymamışım. Bisiklet sürmeye gittik. Adaya. Büyük adaya. Üstüme böyle bir tane şey fayton gelince ben panik oldum. Panik atak geçirdim o sırada. Fayton bana çarpmasın diye ben kendimi... Bir tane çöp kovası vardı, oraya atayım, kurtulayım dedim. Tamam, burası tamam değil mi? Tamam gibi görünüyor. Bardaklarımı getireyim hemen. Et bıçakları da yerleştiriliyor masaya. Kendini bisikletten attın ha? Kendimi bir tane ağaç vardı, çöp kovası vardı. Çöp kovasını oraya atayım, kurtulayım dedim. Ne oldu? Ağaca çarptım, bacağımı kırmışım. Masaya yerleştirilen bardakların üzeri kağıt altlıklarla kapatılıyor. Tabaklar ve kumaş peçetelerin ardından ekmeklik de masadaki yerini alıyor hemen. Masanın içine sindi mi? Ah bence güzel oldu ya Gürbüz. Biraz çiçek, fazla çiçekli oldu ama olsun. Masan bitti mi yani? Şimdi ne yapıyorsun Gökşen'cim? Gürbüz şimdi ben bal kabaklı muhallebi için önce sütümü ocağa aldım. Ama ocağın altını açmadım. Bu arada 25 dakikam bitti. Gayet iyi gidiyorsun. Hadi inşallah Gürbüz. 1 litre süte birer bardak şeker ve un ekleniyor. Şu an tam olarak ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bal kabaklı muhallebinin, bal kabaklı tatlının muhallebisi. Muhallebi karışımına bir tane yumurta ekleniyor. Hijyen konusunda çok hassassın galiba. Benim ciddi bir hijyen takıntım var. Mesela evinde en çok neye dikkat ediyorsun? Ya ben şimdi böyle hani böyle konuşunca böyle çok titiz, çok temiz, aman aman falan öyle bir kadın değilim. Açık konuşayım. Ama mutfak konusunda çok hassasım. Yani öyle çöp kovasına mesela çöp atıyorlar.
Ondan sonra gidiyor yemeğe devam ediyor. Ya evi yıka, çöp kovası ne dedim? Pis yani, pis bir yer orası. Bu arada seyirciler ekranda görmeyebilirler ama biz aslında yarışmacılara her zaman ellerini yıkatıyoruz. Bir yemek kaşığı buğday nişastası da pastanın muhallebisiyle karıştırılıyor. Bakıyorum rende makinesi bile getirmişsin. Ben şimdi rende makinesi getirdim. Tamam mı? Niye getirdim? Havuçları, elmayı ve mor lahanayı onunla rendeleyeceğim. Çünkü öldürmüyor, ezmiyor. Rende eziyor, suyunu çıkartıyor elmanın. Havucun böyle suyunu çıkartıyor ya. Bu diri diri bırakıyor. O yüzden lezzetli bir şey yiyelim. Niye yani suyu kaçmış bir şey yiyelim? Böyle ince detaylar lezzeti de etkiliyor değil mi? Ben yemek yaparken mesela bana diyor ki Gökçen işte ben de yapıyorum böyle olmuyor. Çünkü ben bir şey yaparken, yemek yaparken çok düşünüyorum. Bu olur mu, öyle mi olur, bu ona yakışır mı? Mesela işte atıyorum sana etin içine şey koyuyor. İşte atıyorum nane. Ya nane ete yakışmaz. Yakışmaz yani şimdi bunu benim mi söylemem lazım yani? Mesela bunu düşün. Bir tanesi var. Yine ismini vermeyeyim. Yemeği hani video izliyorlar ya mesela şu yemeğe şunu koy bunu koy diye. Tarif verilirken su koy, tuz koy dememiş. Tuz koymamış. Şaka ediyorsun. Vallahi. Hani biraz da mantık değil mi ya? Allah mantık vermiş, akıl vermiş. Biraz kullanalım değil mi yani? Ya bu arada Ezgi'nin sesi neden bu kadar yüksek çıkıyor sence? Ezgi kendini duyurmak için, kendini göstermek için. Ben buradayım mı göstermek için geldim. Peki sana etkisiz eleman demesine ne diyorsun? Vallahi etkisiz eleman kendisi görecek. Yarın göreceğiz Gürbüz. Gürbüz ben önce ne yapayım biliyor musun? Havucu yıkadım ama. Önce cevizlerimi geçeyim makinem temizken. Yani yemeklerini canavar gibi savunma ihtimali olabilir belkisi ama neyi savunacak ben onu da anlayamıyorum açıkçası. Yani elle tutulur savunulabilecek bir menü yok ki burada yani neyini savunabilecek? Savunmak istiyorsa savunsun. Ben de karşı argümanlarımla onun tamamen karşısında böyle dimdik duracağım bugün. Ben şunu düşünüyorum. Öncelikle Gökçen Hanım'ın masalarda çok sessizliğinin bir kendi gününe oynadığını, iki de bu sessizliğinin acaba mutfakta da bu kadar yavaş, sakin, nasıl bir hareket halinde olduğunu çok merak ediyorum. Onun için acaba yemekleri yetiştirebilecek mi? Çünkü bütün izleyenler gördü. Ben gerçekten pire gibi çalıştım mutfakta. Ben Gökçen Hanım'ın belki de masasını hazırlayamayacağını düşünüyorum. Bal kabaklı pastada kullanılacak cevizler rende makinesinde çekilerek ufaltılıyor. Salata için havuçlar da rende makinesiyle çekilerek hazırlanıyor. Şimdi bu tamam. Özellikle içinde domates olmayan bir salata seçtin galiba. Domatesin salatalığı yani ben sana bir şey söyleyeyim mi Gürbüz? Bak şimdi ben neler var neler ben. Şimdi ben yemeklerinize katılmayı bayağıdır düşünüyorum. Hani dün şey yapmadım, dün karar vermedim. Başvurmaya karar verdim. Dedim ki ya durun dedim. Şimdi mevsimi değil, bir şey değil dedim. En iyisi dedim ben tam böyle kış olsun. Hani sadece kış sebzeleriyle bir şey yapayım, menü hazırlayayım dedim. O yüzden biraz kışı bekledim. Açık konuşayım. Sen var ya sen. Ben yengeç burcuyum, ben garanticiyim. Yengeç burçları garantici mi oluyor? Belirsizliği hiç sevmem. Muhallebi ayrı bir tencereye konuluyor. Ay, muhallebinin dibi tutmuş. Ben bunu değiştireyim. Emin misin? Böyle olmaz mı? Yok olmaz. Bir kokusuna baksaydın. Şunu hemen bir sudan geçireyim. İyi ki sütü fazla aldın. Vallahi iyi ki fazla almışım. İçime doğmuş herhalde. Bunu hemen şurada dökeceğim biraz sonra. Tamam. Şimdi bir litre sütlü zaten. Şuradan bir litre süt tekrar ekliyorum. Allah'tan şeker meker hep fazla almışım Gürbüz. Pastanın muhallebisi için bir litre süte birer bardak şeker ve un, bir kaşık buğday nişastası ve bir yumurta ekleniyor. Salata için mor lahana rende makinesinde çekilerek hazırlanıyor. Elmayı ne zaman yapacaksın? Elmayı da beyaz lahananın sonra. O en son hiç kararıyor ya. Elmayı limonlu suda bekletecek misin peki? Yok yok bekletmeyeceğim. Şimdi hemen şurayı bir toplayayım, çok dağılmayayım. Şunu döküp hemen atıyorum. Salata için yıkanan beyaz lahana ince ince kesiliyor. Ödülü kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi ben ödülü kazanırsam, hedefim ne biliyor musun? Kısmet olursa bir makarnacı açmak istiyorum. Makarnasını kendim açacağım. Soslarını kendim yapacağım. Çok güzel bir makarnacı açmak istiyorum. Öyle hazır makarna falan kullanmayacağım. Böyle bir yer açmayı çok istiyorum. Şu anki hedefim aslında bakarsan o. Ha, ödülü kazanamasam ne olur? İnşallah kazanırım. Evrene kötü mesaj göndermeyeyim. Kazanamazsam da belki kredi çekerim. Yani şu an çünkü çok istiyorum. Güzel görünüyor. Zaten seviyoruz. Hani milletçe biz makarnayı severiz. Vallahi taze makarna da çok güzel olur. Ev yapımı makarna kadar güzeli var mı? O parmesan peynirle falan böyle harika.
Tamam, burası tamam. Ben şimdi şuradayken hemen yapabilirim. Salata için mor lahananın üzerine şeker, sirke ve zeytinyağı eklenip elle ovalanarak yumuşatılıyor. Hazırlanan mor lahana buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Bal kabaklı pastanın muhallebisine beyaz çikolata ekleniyor. Yulaflı bisküviler rondoyla ezilerek un kıvamına getiriliyor. Bu pastanın tabanı nasıl olacak? Biskek tabanı gibi. Bunu sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu birazcık ben yine deneme yanılma giderek buldum. Yani cheesecake'deki o peynir tadını ben çok sevmiyorum, açık konuşayım. Ben tatlı tuzlu normalde çok sevmeyen miyim? Hatta dün de ondan bahsetmek istedim. Yani cheesecake'de hep meyveli tercih ediyorum ki o peynirin tadını bastırsın diye. O yüzden bunu ben çok daha çok sevdim. Yani cheesecake'den ben bunu daha çok beğendim. O yüzden de bal kabaklı daha çok hoşuma gitti. Benim için tabii ki de burada yemekteyiz de katıldıysa pandispanya yapması gerekiyor. Bisküvi kullanırsa, yani biz burada hazır ürünlere nasıl bana hazır yufkama laf ettilerse ben de hazır bisküviye tabii ki de laf edeceğim. Dışarıdan bisküvi alıp gelip tatlı niyetine yiyebiliriz burada. Ben olsam burada bal kabaklı turta yapmaya çalışırım ama hanımefendinin bal kabaklı turta yapacak vizyonu yok. Onun üstüne yapılması gereken o tereyağlı sosu verecek bir vizyonu yok. Bal kabaklı pasta işte bu kadar, yani yüzüne gözüne bulaştırmış. Rondo'da çekilen yulaflı bisküviler kaseye alınıyor. Haşlanan karnabaharların suyu süzülüyor. Kek kalıbına yağlı kağıt yerleştirilip tereyağı ocakta eritiliyor. Ay, daha yoğurtlu mantarlı meze var. Onu halledeceğim. Aşbaşım çorbama... Şu bunlar bitsin hemen çorbaya. Bonfilenin ıspanağı ve mantarı da var. Aynen, ıspanağı bir şey yapacağım. Bak şu an bir şey yapamıyorum. Bonfile ile birlikte sunulacak ıspanaklar temizleniyor. Yarışmacıları sevdin mi bakayım? Ya yarışmacı, şimdi sezonu izliyoruz ya görürüz. Hani görüyorum. Tabii ki yani herkes kendini göstermek ister. Yani en doğal haklarıdır, hani öyle düşünüyorum. Burada yarışmak televizyonda seyrettiğin gibi miymiş? Sanki daha mı fazla ya televizyondakinden? daha bir hareketli yerler. Yani hiçbir şey yokken bile bir anda o bağırıp çağırabiliyoruz. Özellikle Ezgi Hanım, Allah'ım yarabbim. Yani çok bağırıp çağırıyor. Yani yarışma evet beklediğim gibi. Tabii ki heyecanlı, adrenalin fazla. Ispanaklar suda bekletiliyor. Eritilen tereyağı un kıvamındaki bisküvilerle karıştırılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Bisküvilerimi erimiş tereyağıyla güzelce birbirine yediriyorum. Kelepçeli kalıbımı yağlı kağıtla kapladım zaten. İçine ceviz de koyacak mısın? Bunun üstüne tahin ve cevizle servis edeceğim. Kalıba yerleştirilen tereyağlı bisküvi tabanının üzeri beyaz çikolatalı muhallebiyle kaplanıyor. Sonradan üzerine bal kabaklı sos eklenecek pasta buzlukta soğumaya bırakılıyor. Tavuk butlarının haşlandığı düdüklü tencere ocaktan alınıyor. Artık çorbaya başlıyor muyuz? Tamam, ben hemen çorbama başlıyorum artık. Artık yeter. Hemen çorbaya başlayayım. Ya hala biten bir yemeğin yok. Artık hızlanman lazım. Evet evet. Çorba için el rondosunda çekilen soğan tencereye konuluyor. Mezenin mantarlarını kavurmak için yine el rondosunda ufaltılan soğan da tavaya alınıyor. Hadi hemen düdüklüyü de aç bakalım. Tamamdır. Olmuş mu? Olmuş gibi görünüyor. Çorba için üzerine ayçiçek yağı ve tuz konulan soğanlar kavrulmaya başlıyor. Eray ne demiş biliyor musun? Ben çok şoktayım demiş. Bu menü çok yetersiz. Benimle baş edemez. Tecrübeli birinin böyle bir menü hazırlaması hayal kırıklığı demiş. Doğru söylüyor. Niye biliyor musun? Hazır yufka kullanmıyorum ben çünkü. Ya hazır yufka kullansam iki çeşit ara sıcak yapıyorum. Hangisinde hazır bir şey kullanmışım Allah aşkına? Karnabaharlanak bir saattir karnabahar haşlanıyor orada. Bir kaşık salça da çorbanın soğanlarıyla birlikte kavruluyor. O koyduğun neydi? Un da ekledim. Un da kavrulacak. O kavrulurken ben hemen mercimeklerimi yıkayayım. İçinde neler var? Bayağı çok şey var. Süzgeç alayım hemen. Hemen süzgecime şöyle göz kararı yani... Yeter. Yıkanan kırmızı mercimekler de soğan ve salçalı meyane ile kavruluyor. Kavrulan kırmızı mercimeklere içme suyu ve tavuk suyu ekleniyor. Bunun kalan suyundan biraz şey ekleyeceğim. Ne? Buğdaya. Tamam. Bu tamam. Bu süper. Aşçıbaşı çorbası için kırmızı mercimekler pişmeye bırakılıyor. Bu arada 1 saat 15 dakikan kaldı. Şimdi ben buna tavuğun suyunu da koyayım. Artık ne yapıyorsan yap. Pişsin. Onu kendi haline bırakacağım artık orada. Buğday pilavı... Kalacak, dişe geleceğini, dişimizin hatta yapacağını
ağzımda oynayacağını düşünüyorum yani. Buğday pilavı için haşlanan buğdayların üzerine tavuk suyu eklenerek pişmeye bırakılıyor. Haşlanmış tavuk etleri soğuması için tabağa alınıyor. Suda bekletilen ıspanaklar bol suyla yıkanıyor. Bazı yarışmacılar mantarın yıkanmasına karşı çıkıyor. Mesela dün Eray sadece soymuştu. Ya soymuş da baksana, hiç içime sinmez ki benim bunu soyup da. Yani suya girmesi lazım bunun ya. Ama Eray mantar sünger gibi su çeker diyor. Sünger gibi de artık onu da yani pişirecek. Ben şimdi bunu böyle ne yerim ne yedirebilirim. Meze için kavrulacak mantarlar tek tek yıkanıyor. Küçük mantarları da yıkadın. Küçük mantarları da hemen aradan çıkartayım dedim Gürbüz. Peki bu küçük mantarları ne de kullanacaksın? Küçükleri de mantar mezemde kullanacağım. Yoğurtlu mantar mezem. Peki bonfileye dinlenmesi için bir şey yapacak mısın? Evet evet yapacağım. Dinlendirmeyeceğim. Mühürleyeceğim onu. Evet, onu sosun içine atacağım şimdi. Şimdi onlara geçiyorum artık. Pasta için şekerle pişen bal kabakları blenderla iyice eziliyor. Meze için mantarları bütün mü atacaksın? Evet, küçük mantarları bütün kullanacağım. Özellikle mantarları gittim tek tek ellerimle seçtim. Bravo! Dün Eray mutfakta kimse benim gibi kremalı mantar çorbası yapamaz diyordu. Nasıldı sence? Allah aşkına ne yapmış? Mantar tadı gelmiyor daha. Peki bu kadar iddialı konuşmasına ne diyorsun? Çok saçma geliyor bana. Yani ben Eray Bey'den benim beklentim yüksekti biliyor musun? Nasıl yani? Belki de hatta onu rakip olarak görüyordum yani. Hani Günday Bey'den falan çok bir şey beklemiyordum ama Ezgi'den hiçbir şey beklemiyorum, o ayrı bir konu. Ama Günler şeyden bekliyordum, Eray'dan bekliyordum. Ama çıkmadı mı? Ama çıkmadı, aynen öyle. Şimdi ne yapacaksın? Tatlımı alayım ben. Dolap, buzluktan alayım tatlımı. Hadi al bakalım. Oh, tamam. Vallahi güzel donmuş sanki. Aynen öyle. Kıvamı da iyi tutturmuşsun anlaşılan. Hadi şans inşallah benden yana olur. Sana spatula gibi bir şey vereyim mi? Evet, böyle ezeceğim bir şey. Bu tahta kaşık işini görür. Kaşığın tersiyle ezilerek süzgeçten geçirilen bal kabakları pastanın üzerine konuluyor. Bak tamam, bal kabaklarım tamam. Gördün mü? Nasıl çıktı hepsi? Gördüm gördüm. Hem de pürüzsüz. Pürüzsüz olması için süzgeçten geçirilen bal kabaklarıyla pastanın üzeri kaplanıyor. Sana güzel bir sürprizim var. Kapat bakayım gözlerini. Bir yandan iş yapayım, bir yandan kapatayım. Ve işte sürpriz. Bak sana ne geldi. Kimden gelmiş? Kimden gelmiş sence? Bak şurada bir not var. Ne yazıyor? Gökcan yazıyor, benim ismim yazıyor. Senin için açayım mı? Vallahi sen açar mısın? Ellerin biraz kirlendi Gürbüz. Aa! Okuyayım mı? Oku lütfen. Canım kardeşim, başarılar diliyoruz. Şenay Kaya ve Zuhal Kur'an. Aa, ikisi de ablam. Ay bak gözlerim doldu. Çok teşekkür ederim ablalarım, canlarım benim, sizi çok seviyorum. Gerçekten ablamları çok seviyorum, iyi ki varlar. Belli ki onlar da seni çok seviyor. Her zaman hayatımda olsunlar. Gerçekten annemin yani bize en güzel hediyesi o, annemle babamın. En güzel hediyesi onlar, gerçekten. Ya benden adresi istedi Şenay ablam, şimdi yalan söylemeyeyim. Ama şey dedi, seni çıkışta alacağım dedi bana. Ben de gerçekten beni çıkışta almaya gelecek zannettim. Buradan onlara ne söylemek istersin? Ablacığım, ikinizi de çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Sizi çok seviyorum. Görürüz, bunları makineye atıyorum. Nihayet hazır olan bal kabaklı pasta buzlukta soğumaya bırakılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Hemen çorbamı blenderdan geçiyorum. Blenderla karıştırılan aşçıbaşı çorbasına biraz daha tavuk suyu ekleniyor. Pişen çorba pul biber ve kuru nane ile lezzetlendiriliyor. Yoğurtlu mantarlı meze için kavrulan mantarlar da neredeyse hazır. Gürbüz, hemen maydanoz yıkıyorum biraz. Şu kadar maydanoz yıkayıp içine atıyorum. Yıkanıp elde doğranan maydanozlar da meze için kavrulan mantarlara ekleniyor. Mezenin mantarları hazır mı? Tamam bak Gürbüz, bu hazır. Maydanozları öldürmüyorum. Tamam. Onda soğan da var mıydı? Var tabii. Gürbüz ben bunları şur bir yere alayım. Ama bir kapak kapatayım. Şöyle. Heh, şöyle yapayım. Soğuyunca hemen yoğurdunu da koyarsın. Bu böyle dursun. Hemen tavuklarımı atıyorum. Hem didikleyip atacağım. Tamam mı? Haşlanmış tavuk etleri elde didiklenerek aşçıbaşı çorbasına ekleniyor. Duygu bugün adaletli olur mu sence? Aa, inşallah inşallah. Tek temennim gerçekten Duygu. Yani Ezgi'den daha çok korkuyorum puanlarından. Ya! Neden Ezgi'den o kadar korkmuyorsun? Ezgi'yle konuşuyor konuşuyor, atıyor esiyor gürlüyor ama yine iyi kötü yani yemeğe göre puan veriyor. Şimdi Allah için kızın hakkında yemeyelim. Yalnız Duygu bir gün 3 verip bir gün 8 veriyor. Bugün de 2 verebilir mi acaba?
Sus. Eksik menü çıkarsa verebilir vallahi. Tahttan beri ne diyorum? Evren, güzel mesaj. Bu arada Gökçe'nin sosu nerede? Gökçe'nin sosu çorba bitiyor ya. Hemen ona başlıyorum. İçine tavuk eti didiklenen aşçıbaşı çorbası pişmeye devam ediyor. Kabuğu soyulup küp şeklinde doğranan bir tane domates çorbaya ekleniyor. Aşçıbaşı çorbası kolay bir çorba. Daha çok tavuk suyla, tavukla yapılan bir çorba. Burada en çok dikkat edeceğim şey tavuğun gerçekten pişme derecesi ve içine konulan unun kokmaması. Unu güzelce kavurması gerekiyor bu çorbada yaparken. Ve son olarak koyduğu tavukların da diri olmaması gerekiyor. Haşlanmış karnabahar çiçekleri elde ufaltılarak kaseye konuluyor. Ve son 45 dakika. Tamam, süper. Yetişecek mi, ne dersin? Çekil. Ben 30 dakika diyeceksin diye korktum da, tamam. Peynirle karıştırılan karnabaharlar fırında pişirilmek üzere küçük güveç kaselerine yerleştiriliyor. Beyaz ve mor lahana salatası için yıkanan yeşil elmaların kabuğu soyuluyor. Ya hala bonfileye başlamadın. Elmamı rendeledikten sonra artık yemeğime geçiyorum. Peki elmayla lahanaları şimdi birleştirecek misin? Hepsini birleştireceğim. En son limonunu katacağım. Servis sırasında limonu katacağım. Kabuğu soyulan yeşil elmalar rende makinesinde rendeleniyor. Fırında peynirli karnabahar yani çok kreşe. Yine dediğim gibi güne gitmişiz. Yani normal bir misafirini karşılamış gibi. Yani yemekteyiz programına katılıyorsun yani. Peynirli karnabahar nedir ya? Ben kesinlikle bu menüleri çıkartacağını da düşünemiyorum. 7 tane bir ürün yazmış oraya. Kesinlikle çıkacağına ben inanmıyorum. Kendisinin zaten bunları internetten bakıp da farklı bir şey çıkartacağını zannediyor internetten ama kesinlikle kendisinin yemekle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Hazırlanan yoğurtlu mantarlı meze buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Nihayet ana yemeğimiz Gökçe'nin sosuyla hazırlanmış ıspanak ve mantarlı bonfileye başlıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Anlat lütfen. Bonfilem için tereyağı eritiyorum. Gökçe'nin sosuna neler girecek? Sosumuza şimdi kremaları alıyorum. Önce kremalar, sonra çedar peynir koyacağım. Bu da benim evde çok deneye yanıla bulduğum bir tarif. Bu senin tarifin değil mi? Ya bu sosu bilmiyorum hani internette var mıdır? Şimdi yalan da söyleyeyim ama ben hiç görmedim. Yani bunu ben kendim deneyip buldum. Evet, biz yani çok beğendik. Gökçe'nin sosu için 4 paket krema tavada ısıtılıyor. Kremaya dilimlenmiş çedar peynirleri ekleniyor. İşte burada böyle Gökçe böyle ne kadar yükseklerde görüyor bilmiyorum ama Everest dağını çıkmış herhalde hanımefendi. Yani sen daha greten demeyi bile bilmeyen bir insansın burada Gökçe'nin sosu diye. Yani kendine neye güveniyorsun, kendini aşçı mı zannettin? Saçma sapan bir şey, bonfile de zaten gayet basit ama dün beyefendi bile yapamadı onu. Ayrı bir tavada kızdırılan tereyağında bonfile dilimleri soteleniyor. Vallahi Eray ana yemeğin sosunu çok eleştirmiş. Şimdi bana laf eden arkadaş, bu Eray Bey mi? Burada eminiz değil mi? Eray Bey bana laf söylüyor. Ya sen hazır et suyu kullanmış bir arkadaşsın. Şimdi kalkmışsın zaten ana ürün ne? Et suyu. Sen suyunu hazır kullandıktan sonra ben senin sosuna ne puan verebilirim, ne diyebilirim? Yani senin sosu wow süper oldu mu diyeceğim ya. Ispanaklı mantarlı bonfile ile sunulacak Gökçe'nin sosuna zerdeçal, toz kırmızı biber ve karabiber ekleniyor. Bonfile dilimleri ters yüz edilerek sotelenmeye devam ediyor. Dün Eray'ın eti az pişirmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi biz yani bilmiyorum Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Az çok hemen herkes eti pişmiş seviyor. Yani içinden bir kan göreyim, bir şey göreyim, bir sevmeyiz yani. Hani diyor ya işte ben böyle yaptım falan ama bizim damak tadımız uymuyor. Yani bizim damak tadımız uymayan bir yemeği şimdi biz tamam olmuş mu diyeceğiz yani. Şimdi ben yoldan çıksam buradan 10 kişiyi çevirsem 9'u der ki ben iyi pişmiş et severim. Onu yerim der yani. Sotelenen bonfile dilimleri kremalı ve çedar peynirli sosun içinde pişmeye bırakılıyor. Kalan etler de tavada sotelenmeye başlıyor. Gürbüz ben böyle astım kestim seninkini yapacağım diye ama valla kusura bakma şu an zamanla yarışıyorum. Seninkini ben sonra yapayım olur mu? Herkes gitsin biz rahat rahat burada yiyelim içelim. Yine ben haklı çıktım. Sana yapamazsın demiştim. Of. Vallahi doğrusu ben de ne demiştim? Yok ben onlardan değilim demiştim değil mi? Ama sen de onlardanmışsın. Ben de onlardan oldum bak gördün mü? Tamam bu etler burada pişe dursun. Bu etleri hemen dolaba alabilir miyim? Tabii. Hemen bir tane soğanı doğruyorum. Kavrulacak soğan küp şeklinde. Şimdi Gürbüz bak soğanlarıma biraz
şeker atıyorum. Hafif böyle bir karamel olsun. Tamam. Tamam. Bu sırada şu soğanımı da hemen doğrayayım. Bunu da pilava. Buğday pilavı için doğranan soğan da tencereye alınıp üzerine şeker eklenerek kavrulmaya başlıyor. Arada Duygu bir açıklama yapmış. Ne demiş Allah aşkına Duygu Hanım, ne demiş? Eğer beğenirsem tabii ki hakkını vereceğim demiş. Vay, bak beklenmedik performans Duygu Hanım. Hadi inşallah. Şimdi hemen ıspanaklarımı da doğrayayım Gür. Hemen doğra hemen. Zaten son 13 dakikan kaldı. Tamam hemen. Maydanozları yıkamıştın değil mi? Maydanozu yıkadım. Ispanaklar kavrulmak üzere doğranıyor. Gürbüz, ıspanakları da atıyorum. Bu arada mantarı ıspanakla beraber mi pişireceksin? Mantarı ayrı pişireceğim. Doğranan ıspanaklar soğanla kavruluyor. Yani Gökçe Hanım'ın sosu nasıl bir sos bilmiyorum ama ben o sosa da pek seveceğimi düşünmüyorum. Dün Eray Bey'in menüsünde de bonfile vardı. Bugün de bonfile. Niye bonfile? Ki dün çok riskli bir menü. Çok kolay. Çok riskli. Yani dün çiğ yedik. Bugün de çiğ yemek istemiyorum gerçekten. Ama ıspanak yatağı altında yapacak herhalde. Ben bonfileyi de ıspanak yatağı altında tercih etmiyorum ve yakıştırmıyorum da. İnşallah ıspanakları da güzel bir şekilde yıkar. Ağzımıza herhangi bir şey gelmez. Kavrulan soğanla birleştirilerek hazırlanan buğday pilavı da nihayet hazır. Büyükçe doğranan kırmızı ve sarı Kaliforniya biberleri kavrulmak üzere mantarların üzerine ekleniyor. Buzlukta soğutulan bal kabaklı pasta buzdolabı kısmına konularak dinlendiriliyor. Şimdi ne yapıyorsun? Hemen biberleri atıyorum Gürbüz. Sarı biberleri attım. Ay, mutfağı da hemen toparlaman lazım. Tamam. Gürbüz kaç dakikan var? Son 6 dakika. Tamam. Ayrı bir tavada kavrulan mantarlar ve biberler de kavrulan ıspanaklara ekleniyor. Vallahi seni tebrik ediyorum. Ben de Gürbüz bir ara var ya çaktırmadım ama. Ağlayacak mıydın? Diyorum ağlayacağım. Ablamları ağladım. Yeter. Bir daha ağlamak istemiyorum. Ve bonfilelerin arasına konulacak ıspanaklı mantarlı harcımız da hazır. Et pişmeye devam edecek mi? Etimi kapatacağım. Pişmeye devam edebilir miyim? İstersen edebilir tabii. Vallahi süper olur biliyor musun? Ama sonra dibi tutmasın. Hemen üstümü giyip geleceğim. Hemen gelip bakman lazım. Allah süpersin. Bütün yemeklerin tamam. Tamam. Etimi de kapatıyorum ve gidiyorum. Yalnız şurada mantarlar var. Onları alayım. Onları al istersen. Elim yanacak diye çok... Her şeyi tamamladın. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Şampiyon belli. Tamam. Giyinmeye gidiyorum. Gürbüz Çak valla çok sağ ol. Desteklerin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçen. Ne kadar şıksın. Aa, teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Çok mersi. Çok güzel. Canım nasılsın? İyi misin Gökçen'ciğim? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben şaşkınım bu havaya. Bu ne ya? Sabah donuyor. Donduk yani. Lütfen teşekkür ederim. Kış geldi dedik geri gitti. Aynen. Vazgeçti. Aynen. Kış bir C yaptı bize. Ondan sonra gitti. Geçen hafta kar sepeledi şöyle ufak tuz gibi. Merhabalar. Ondan sonra dışarısı 17 derece. Evet, sabah ne yapacağımız için vücudumuz ambele oldu yahu. Bu kış gelmeyecek. Aa, kış gelmemiş olabilir ama bak, buraya yaz gelmiş. Çiçek geldi. Çiçekler yaz Allah'ım. Geldi. Aman kapatmış kadın. Evet. Ah sen zaten titizdin. Kaç bin kere yıkadın elini, dur çok merak ediyorum. Gürbüz kaç kere yıkandı o el? Bakayım krem vereyim, haşat olmuş. Gerçekten dediği gibiymiş. Takıntılı ama belli. Geçen gün görmediniz, biz bir göz göze, bir tane yarışmacı ismi lazım değil. O şeyinizi silerseniz terinizi, ay o şey ağzınızı şey yaparsınız. Sürekli böyle fısıltı hani halinde gözü takılıyor, haklısın da biraz. Söyleyemedim insanların midesi bulanmasın diye ama konuşurken de... Evet, oluyor öyle şeyler. Evet. Bir de beni düşün. Evet, bir de beni düşün. Evet. Yemeklerin tamam anladığım kadarıyla. Çok şükür. Çok güzel. Suplalarla da üstü. Böyle bir takım çok alayım şıksın, dedim. Çok güzel. Masan da göz alıcı. Çok İnşallah güzel. Yemeklerin lezzetleri de aynı şekilde. İnşallah. Zaten güveniyorum yemeklerime. Bence de güzel bir yemek. Yarışmacılara pek güvenmiyorum. Hemen. Ona kimse güvenmiyor zaten de. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Gökçen Hanım. Merhaba Bayan Gökçen Hanım. Merhabalar Eray Bey, Gizem Hanım, Ezgi Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Duygu, hoş geldin.
Merhaba Günder. Merhaba. Hoş geldin Eray. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba. Merhaba Zuhal Hanım. Duygu hoş geldin. Herkes buraya geliyor. Bankamatik kuyruğu gibi oldu burası. Bu taraf daha popüler geldi galiba. Mayışlar mı dağıtılıyor bugün? Şaşırdık. Şaşı olur öyle, olur öyle. Hele Candan. Yine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Siz mi konuşacaksınız? Masa mı konuşacak? Evet, masamız masa adeta konuşuyor. Dile gelmiş. Fazla konuşuyor ama gözüm fazla. Yoruldu evet, bakar bakmaz. Zuhal Hanım, ne çabuk. Yani mırç örneğiniz masaya yansımamışlar. Yavaş yavaş, sakin sakin ilerleyelim. Ama yok sakin. Masam çok güzel, sakin. Çiçeğim çok güzel. Özene bezene yaptı çiçekçim. Özene bezene yapmışsınız da olmamış ki bu. Neden ha? Kafam karıştı. Neden? Doğru. Nereye bakacağımı şaşırdım. Hani. Doğru, biraz çiçek burada, çiçek. Çiçek dama, ya, dama çiçek. Mı oynayacağız burada? Yavaş. Dama mı oynadık? Yani biraz... Runner'la şey karışık olmuş evet. Biraz sen iki evet. Çiçek bayağı mi? Bir yorucu olmuş. Yorucu, göz yorucu. Yani göz yoruculuğu olmuş. Keşke şu olmasaydı. Yo, runner düz bir renk olsaydı. Evet, evet düz renk olsaydı. İşte ben de sufolarıma uyması yani, için hani yani, siyahlı beyaz biraz kırmızı olsun işte, içinde. O zaman çiçek bir şekilde desenler biraz. Evet. Belki çiçek düz bir renk, o tek renk olsaydı evet, beyaz yapacaktım aslında. Evet, düz beyaz. İçinde dedim böyle birkaç olsa bile daha iyi olurdu zaten. Evet. Biraz göz alıcı. Bayağı bir beyaz göz, istedim. Gözlerimiz peki, yorulacak bardaklar biraz. Bardaklar kapanmış. Gökçen Hanım'dan bekliyorduk zaten. Aynen ben bekliyordum ben böyle bir parfüm. İnanın evimde de yani, tabii. Böyle değil mi? Normal hiç kapaklar yok. Satılıyor ya onlardan kullanıyorum. Misafirliğe gelince kullanıyor musun? İnanın kullanıyorum. Ya. Ben misafirliğe gidiyorum. Şimdi bana mesela kapak vermiyorlar ya. Ben şimdi böyle bir etrafa göz gezdiriyorum. Bakıyorum bir tane oradan kağıt tavla alıp. Eltimle beraber şapka yapıyoruz. Çortağı da elti. Şapka, Nazan selamlar. Kapak verdi, al bu sana kapak olsun diye verirler. Yani yanlış anlaşılmasın. Yok ben yanlış yani, anlamam, işime gelir. Öyle olmuş gibi oldu bize de. Hassas bir insan. Ne güzel ama titiz insanlar olsun da. Evet. Diğer türlüsünü düşünmek istemiyoruz. Evet. İlk olarak da aşçıbaşı. Aşçıbaşı çorbamız. Ben böyle internette görmüşlüğüm var. Hı-hı. Bilmem bir yerin çorbası mı değil. Ben bilmiyorum yani ben de internetten sen böyle. De internetten. Yani evde daha öncelerden denediğim bir çorba. Deneyen var mı aranızda? Bankmark açısından veya yok, yapma açısından. Yok daha önce yapmadım ben Zuhal Hanım. Evet ama araştırmışsınız. Evet evet tabii ki de araştırdım. Evet. İçinde tavuk bulunan, evet. Mercimeği bulunan, unla güzelce bağlanan evet. Bir çorba olarak buyurun. Evet Hanım. Kendileri teşrif edecekler birazdan. Evet aynen öyle. Menü nasıl Duygu? Bugünkü menü? Bugünkü menü eğer gerçekten güzel yapabilirse... Yani güzel, biraz basit geldi aslında şu karnabahar. Hayır. Basit, ya. Karnabahar. Karnabahar ama yani. Yani basit. Benim menümün yanında yine... Hanımefendi bir şey sorabilir tabii. Miyim? Siz mutfağa giremeyeceğimi söylemişsiniz evet, ama evet. Giremeyecek miyim yine? Lütfen, lütfen girmek. Tamam yani... O zaman gelecek puan kesintilerine de razı. Yani puan kesintisi puan ne evet, ben, ya. Beykoz Mahallesi'nde bugün puan verilemeyecektir evet. 3 ila 4 arasında. Neden öyle? Zuhal Hanım bütün yarışmacılarımız saklayacak bir şeyleri olmadığı için beni şeylere soktular, burada mutfaklarına soktular. Ama bence Gökçen'in sokmama nedeni çok titiz. Herhangi birinden bir şey düşebilir şeyiyle. Yani, ki sen dün tencere kapaklarını açmış bir insansın. Ben dün ona insansın. Çok sinirlendim. Şimdi Ezgi Hanım'a bir cevap verebilir burada miyim? Eray Bey, özür dilerim. Şimdi servise yapmadan Ezgi Hanım dün yani dün değil. Her gün girdiğinde girdi. Kapakları elledi. Öyleymiş. Kapakları açtı. Yani üstünde kırmızı var, saç mı var? Mi var zaten acaba? Ben sevmedim. Ben normal insan bile de. Elleyemez. Ezgi Hanım ben sunum yaparken... Dizanteri aklına nereden geldi yani? Bin türlü şey varken dizanteri... Ben cüzdanlı mıyım diye girermiş. Veren mili miyim? Gerçekten. İnce hastalığına mı tutuldum? Tövbe tövbe. İzin vermiyorsun değil mi Gökçe? Hayır, hiçbir şekilde. Lütfen. Yani sonuçlarına da katlanacağım. Yani niye puan keseceğim? Mis gibi mutfak buradan gördü. Bak Gürbüz de diyor. Herkesten daha titiz çalıştı diyor. Yani bugün. Gerçekten yani, bu kadar titizlemişin içinden bir şey çıkmasını istemiyorum. Efendi. Yani ben olsam sokardım puan keseceğine. Ya mutfağı görmedim diye ama puan falan keseceğine. Ama dün benim mutfağıma girip kapakları açacağınızı bilsem kesinlikle sokmazdım. O zaman sizden de puan kırardım. Yani çok da benim zaten kırdınız yani. Hak ver hakkını vermediniz benim soframa kesinlikle. Kalıp gibi yumurta kokulu San Sebastian'ınıza puan ver. Bunu bizi söylediniz. Siz San Sebastian'ın ne olduğunu dilerim. Da bilmiyorsunuz. Ben yurt dışında onun... yedim. Sizin gibi ya buralarda siz zaten her yemedim şeyi yurt dışına gidiyorsunuz. Yurt dışında yiyorsunuz ya. Pardon, çok pardon. Ben şöyle söylemek istiyorum. Dur. Mutfağa girmeme izin vermediği için kesinlikle puan kıracağım. Bunu ben daha önceden de söylemiştim. Ezgi Hanım'ın mutfağa giremediği için puan kıracağını söylemesi kesinlikle yanlış. Haksız bir durum oluyor burada. Mutfağa sokulmamasından da ben gayet memnunum. Çünkü dün ben mutfağa soktuğum için Ezgi Hanım'ın kesinlikle pişman oldu. Bence de puan kırmak da haklı çünkü izin vermedi. İzin vermediği için de puanı etkileyecek dedi Ezgi Hanım. Bence de haklı.
Ezgi Hanım'a da o konuda katılıyorum. Bir saniye, ben... yurt dışında yedin de yani buralarda yemedin de. Yok. Buralarda güzel San Sebastian yapan yok mu? Bana anlamıyor dedi de ben orijinallerini yemek istedim. Hayır, yerinde yedin, İspanya'da yemiş. Evet, İspanya'da yediniz. Evet. Neresinde yediniz? Ne bileyim, hatırlamıyorum. O Barcelona San Sebastian'cısı. Doğrudur, Barcelona yani, San Sebastian'cısı. O La Ramblas'ta tam köşede muhtarın evet, orada sağda kalıyor. Evet, kesinlikle Zuhal Hanım, kesinlikle. Yani sanki sen her gün yurt dışına çıkıyorsun da buradan bana şey veriyorsun yani. Ben öyle bir ithamda bulunmadım hanımefendi. Bulunmadın da sen... Sürekli yaptım. Sanki çok anlıyorsun da bana sen anladım, soruyorsun. Anladığımı yapıyorum ben ama siz anlamadığınız yerlerde çok güzel yorumlar yapıyorsunuz maşallah. Oo. Ben burada sunum yaparken gidip neden kapakları açıyorsunuz yeminim? Çünkü canım öyleyiz. Ya saçınız düşseydi içine? Tamam ben alırdım. Nasıl yani alırdın? Kendi şeyi alırdım, ne demek? Benim saçım derdim. Anladın mı? Beyefendiniz. Ne olur yalan söyleme. Ha sizin sarı yalan saçlarınız var. Arada sırada peruk takıyorsunuz. Alakası yok. Ezgi Hanım, sakin olabilir miyiz acaba? Eğer ki bu sofrada bir yerden bir saç çıksaydı sizin neler diyebileceğinizi ben çok tahmin ediyorum. Çok tahmin. Hiç de o benim saçım olabilir. Durun özür dilerim demezdiniz. Demezdiniz. Ama sarı saç çıksaydı sarı saçlarında nasıl suçlu olacaktı? Çünkü evet, aranızdaki tek sarışın o. Evet öyle. Evet. Peki Eray günden Bey, bir şey diyecek herhalde. Ezgi Hanım'a şu konuda hak veriyorum. Yani Sebastian tatlınız dün ben size biraz jest yapmak istedim. Yani normal şartlarda yenilecek bir tatlı değildi ama gerçek bir Sebastian tatlısı da değildi. Bu akışkan olması gerekiyordu bu biraz. Bu saatte buradaki yani 2,5 size biraz jest yapmak istedim ben o konuda. Ben anladım zaten. Yani ben puan verebilmek için daha doğrusu aradım. Dün Günay Bey bütün tatlıyı bitirmedi mi? Şimdi konuşayım. O yüzden niye böyle bir araç yani içerisine girdin? Puan vermemek istemedim. Yani Eray Bey'in de gerçekten anne, uğraştığını gördüm. Puan vermek için beğenmedi. Puan vermek için. Ama ben yine de gerçekten uğraştım. Bir dinleyelim. Ama Duygu Hanım'a bugün harbiden daha çok sinirliyim. Bugün mü? Bugün mü? De sinirliyim. Neden? Yarın da sinirli olacağım size. Çünkü siz ben bu kadar ağır bir menüme gerçekten yetiştirdiğim halde yani 3 puan veriyorsunuz ve 0-1 puan veriyorsunuz ama bana. Ama ben gerçekten... Eray Bey kendi menüsünü en fazla 7 beklerken 8 vermeniz... En az 7 dedim. 8 vermeniz. Bunun üstüne de ben 10 verecektim de 2 puan şundan kırdım demeniz. Ben burada şunu çıkartıyorum. Siz kesinlikle birinci olamayacağınızı... Anladığınız için Ezgi Hanım. Bana da gıcık mı oldunuz ne yaptınız ya hayır, bilmiyorum. Canım, alakası var. Kesinlikle. Hayır bir saniye. Ortak karar. Ezgi bir şey burada herkes ortak karar. Ben ona kesinlikle inanmıyorum. Adaletsiz gerçekten bilerek yaptığını düşünüyorum. O yüzden. Evet. Ya herkes. Benim, benim çorbamın üstüne kimse geçemedi daha şu anda. Tabi bu senin fikrin yorumu. Evet. Duygu ama gerçekten ben de hani yani bana bir 8'lik bile miydi, yani. 7'lik beklediği gibi herhalde kendisinin burada belki bir tık üstü gelmesi de en az 7 dedi zaten. Onu belki çok şaşırtmamış ama ben açıkçası şaşırdım. Masasını çok da beğendim. Çok özür dilerim ama bana göre 8'lik değildi. Doğru. Ya yani 8 artık hani çok minik ufak tefek bir takım bir şeyler yemeğin sonucunda etkileyecek hafif bir şeyler varsa. Benim masamdan niye hiçbir puan veremediniz? Ben onu hala şaşırıyorum. Üstünüzü giymemiştiniz. Üstümü onu mu sadece? Yok ciğerde çok sıkıntılar vardı. Gerçekten 8'lik miydi? O kadar mıydık yani? Ya ben şimdi her şeyi dile getirdim ya. Bir puanı hak etmedim gözünüzde öyle mi? Yani hak etmedim. Ezgi Hanım da bana 3 verdi ama ben de mi hiç hak etmemiştim? Hiç mi hak etmemiştim yani 3'ü? Yani 3'ü mü hak etmişti? Sen şuraya soruyla cevap veriyorsun. Ya Ezgi Hanım'dan bana ne? Günder. O onun puanı. Evet, Günder. Tamam, şimdi ben sana soru sordum. Dedim ki 8'lik miydi gerçekten? Yani gerçekten 8'lik miydi? Yani şöyle bir şey gerçekten. Siz çiğ ete verdiniz ya. Yani şöyle bir şey. Benimki değildi. Ben konuşmadan verim alamıyorum. Çünkü birine bir soru soruyorum. O cevap vermeden 3 kişi birden atlıyor. O zaman çorbalarımızı içelim ne yapalım konuşmayalım bu konuyu. Çünkü konuşamıyoruz. Afiyet olsun. Aynı anda olunca konuşma o diyalog olmuyor. Teşekkürler. Eline sağlık. Gökçen afiyet olsun herkese. Aslında onlar Duygu Hanım'ın bu puanı bana farklı bir amaçla verdiğini ima ediyorlar. Benim birinci olmamı istediğini ima ediyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bence adaletli bir puan verdi Duygu Hanım. Duygu Hanım'ın verdiği 8 puanı ben de kesinlikle sorguluyorum. Hiç olmaması gereken bir puandı. Bence tamamen diğer yarışmacıların birinci olmamasına dair o intikam planlarını gerçekleştirdi. Duygu Hanım mantıklı bir açıklamada bulunamadı. Kendisi birinci olamayacağını zaten bildiği için kesinlikle Eray Bey'in birinci olmasını istedi bence. Ondan dolayı 8 puana verdiğini düşünüyorum ona. Yine bakıyorum. Öyle mi? Aa! Vallahi. Hiç bakmadın mı tadına tuzuna? En son bir tuzuna baktım azdı. Tuz attıktan sonra daha bakamadım. Heh tamam. Pek bir değişiklik olmamış yine tuz. Ama çok tuzlu olmasını istedim. Tuzsuz. Özellikle çok yani tuzlu koydum oraya. En çok korktuğum o zaten normal evde ben de... Ben bir tuzu rica edebilir miyim? Bir ekeyim bakayım.
Sağ ol Ezgi. Evet, tuzu az ama tuzla da denin. Yani çorbaya yani tuz ekilir. İsteyen tuzla denesin tadına tekrar. Tadına baktıktan sonra tekrar ekledim. Hatta kameralar çekti korkmuşsun zaten. Korkmuşsun herhalde biraz. Ama korktum tabii çünkü çok tuz, yani hani tuzsuza çare var da şimdi tuzluya çare yok. İsteyen tuzla da deneyebilir bu arada. Eray, başlamak ister misin? Tabii başlayabilirim Zuhal. Yoksa tuzla deneyip tekrar mı? Yok, ben sonradan tuzu ekilmesine biraz karşıyım. Öyle mi? Evet. Tamam. Yemeklere et dışında. Ama çorbaya tuz atılır ekil. Eray Bey ya. Yok ya. Çorbaya tuz atılır. Şimdi ben bu çorbaya tuzlu yapsaydım. Kaynarken tuzlu. O her yerine işlemesi lazım. Yok canım, çorbada pilav olsa tamam haklısınız ama çorbada öyle bir şey yok yani. Çorbanın tadında tuzu hariç bir farklı şey, yanlış bir şey göremedim. Lezzetli. Afiyet. Tuzu yerinde olsaydı yani belki hani bir tık daha koyabilirdim. Evet ama gerçekten yani tuzlu bir çorba içirmek istemedim size. Ama işte oradaki denge de sizin deneyerek karar vereceğiniz bir şey. Evet. Tavuk suyu var içinde. Hı-hı, başka tavuk suyu var, suyu belli. Yani. Tuzu biraz daha fazla olsaydı tam olabilirdi. Onun dışında elinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, Duygu. Şöyle söyleyebilirim. Gökcan Hanım, çorbanın kıvamını beğendim. Kıvamı çok güzel. Ama eti sanki biraz az pişmiş gibi. Yani ay, böyle çiğneme gereği duyuyor. Evet. 1,5 mu? Biraz fazla irice. Göğsün hepsini kullanmadım. Sendekiler biraz evet. Evet, fazla, çok iri. Büyük. Ve öyle değil. Çiğneme gereği duydum Zuhal Hanım gerçekten. Belki bütün gelince sen öyle çiğneme gereği duydum. Pişmiş evet. Yani seninkiler daha iri. Bir saatten fazla düdüklü tencerede. İnanıyorum, doğrudur. Ama gerçekten hem uzun ve böyle çiğneme gereği duydum. Ama pişmemiş diyemeyiz. Pişmemiş değildi yani, böyle biraz sert gibi. Yani göğüs olduğu için şimdi ben çiğnedim ama yani sert. Duygu Hanım, özellikle göğüs, hatta sordular bana niye göğüs eti var diye. Ben iki tane but aldım. Hı-hı. Kalçalı but aldım. Göğsü de özellikle koydum ki çünkü şimdi bak kaşında da vardı az önce. Diğer but olan çok eziliyor. Bak görüyor musun? Dedim ki bu sefer de tavuk görünmeyecek. O yüzden özellikle hatta keşke göğsü... Keşke görünmese daha iyiydi. Bayağı bir iri kalmış çünkü. Şimdi bu sefer diyeceksiniz ki tavuk nerede diyeceksiniz. Hani yok, blenderdan görünürdü illa görünürdü de. Bana geldi ama ben de çorbanın içine yani, tavuğun böyle gıç dişe... Çiğneme hissiyatını sevmem. Ben ama de bana o geldi. Baba işte, bana öyle bir hissiyat gelmedi. Evet, bana da bana geldi. Bende yok şimdi. Bakın bana geldi. Bizi şaşırtıyor bizi. Evet. İşte yani bakın. Şöyle. Olmayan şeyler sana da ama mı yani geldi? Bak Ezgi Hanım'a da gelmiş. Bana da geldi. Efendi anlayamıyorum. Şu anda da gösterebilirim. Direkt kaşığımda zaten. Direkt. Hani... Yani o göğsü. Artık demeyeceğim ama diyeceğim sonra hırç diye bir ses geldi. Hırç mırç. Cart cart. Gerçekten. Tadı yerinde mi? Yani tuz. Tuzsuzdu ama tuz ekledim yine de. Bilmiyorum hani. Olmamış mı? Yani kötü ama diyemem ama. Biraz tuzlu fazla sevdiğin için olabilir. Kötü diyemem ama hani. Yani senin günde de tuz çok yüksekti. Şimdi biz ya ben ne yapalım? Biraz tuzlu yiyorum ya o yüzden herhalde. Ama bu etler bana beni biraz rahatsız etti açıkçası. Normal yemem. Evet, bir tık daha tuz hani olabilirdi. Tuzlu değil tabii ki yani. Acı evet değil. Bir tık daha ama hepten de tuzsuz değil. Evet, bir tık daha olsaydım kafi kararında olurmuş. Günday. Ben tuzuna çok takılmıyorum. Yalnız Duygu Hanım gerçekten yemekten anlamıyor. Yani ya niye böyle söylüyorsunuz? Bakar mısınız? Bakın ben... tavuğa takılıyorsunuz. Tavuk ama zaten yani yutmalık değil ki. Ama ben pişmiş, ama ağzını bakın pişmiş. Çok büyük tamam, değil. Çorbanın gerçek yorumunu yapacak bir şey buluyorsanız gerçekten yani... Ya bu benim yorumum, bu benim görüşüm, bu da sizin görüşünüz. Siz yani bir şey diyemeyeceğim. Terbiye yaptınız değil mi? Tabii en başta... Yapmışsınız zaten. Tabii. Yalnız ununun tam terbiyesini yapamamışsınız. O şey geliyor bana. Unun... Gerçekten kırmızı mercimek olabilir evet, mi? Kırmızı mercimeği zaten biliyorum ben. Günay o Bey, tam anlatayım. Özdeşmesini verememiş. Yani mümkün değil. Aa, söyleyeyim. Verememişsiniz. Yok söyleyeyim. İlk çorbaya ilk başlarken soğanı kavuruyorum. Soğanları küçük doğradım. Tamam, soğanı kavurdum, un koydum. Unu iyice kavurdum. Hani kameralar çekmese diyeceğim ki acaba mı falan ama. İşte orada unu tam herhalde tam yok, onun kavurdum. Şeyini alıyorum ben. Salçayı en son attım. Bir de salçayı kavurdum. Sonra soğuk suyla açtım. Hani topuk yoksa yani diye. Çorbanızın kıvamı gayet hı-hı iyi. O ağzınıza gelen gerçekten mercimek. Benim için yani iyi. Hani mercimek yani tuzu da çok abartılı tuzsuz değil. Abartılacak kadar. Yani tuz atmasam evet da içerim ben bu çorbayı ama dediğim gibi. Ama benim, o gerçekten o gelen mercimek. O, kırmızı mercimek. Ben mercimeği çok iyi biliyorum. Hı-hı. Gökcan Hanım çok iyi biliyorum. Tadını da çok iyi biliyorum. Yok tadı olarak demiyorum. Hani böyle o tam o özdeşmeyi ya da salça katmışsınız zaten. Tabii, tabii. Tam o salçanınla unun şeyini verememişsiniz. Tam o özdeşlemeyi verememişsiniz. Onu alıyorum ben. Mis gibi çorba yahu. Allah yani Allah. Yani, bahane buluyorsunuz yani ha. Yani sanki beni güne çağırmışsınız gibi evinize. Ay böyle yani günde böyle çorba. Ben günde yani çorba yapmıyorum. Yani ben hiçbir yani günde çorba duymadım çorba, da neyse. Evinize geliyormuşum gibi. Dur bakayım Ezgi ne parlak yorumlar. Ben Günday Bey'in gün çorbası şeyine açıkçası gün menüsü diye zaten söylemeyi düşünüyordum. Menü zaten komple günden çıkmış gibi bir güne menü. Nasıl bağladınız?
Gün menüsü gibi neresi yani. Gün? Mesela neresi? Bonfile mi yiyoruz günde, çorba mı içiyoruz günde? Ne gün? Ne gününüzü günü diyorsunuz, bonfile yiyorsanız. Ara sıcak biraz öyle. Ara evet. Sıcak kanka. Ara sıcaktan yola çıkarak komple ama bütün menüyü. Ben söylemedim. Güne ay, işte ara sıcak öyle. Ara sıcak da börek olur mesela. İşte o zaman diyelim ki Eray Bey sizin menünüzde gün zeytinyağlı sarma olur, mercimek köftesi olur. Yani. Gerçi şimdi günlerde neler yapıyorlar o ayrı da. Zuhal Hanım bakın o mercimek çorbada olması tabii doğru söylüyorsun. Pardon ben oraya atlamışım. Mercimek çorbası olunca gün oluyor direkt. Evet. Sade. Sen beğenmedin galiba. Beğenmedim. Peki çok. Teşekkürler. Ben çok beğendim. Eline sağlık. Evet, tuzsuzluğu hariç harika bir çorba olmuş. Hepsini alabilir kıvamı, efendime söyleyeyim. Ben bir de daha evvel içmedim böyle yani. Mercimek çorbası içtim, tavuklu içtim. Aşçıbaşı çorbası içmedim. İnternette gözüme çarpmışlığı evet. Var. Ama gayet güzel bir çorba. Özdeşleşmesinde de bir sorun yok. Kıvamında da bir sorun yok. Tavukları da gayet güzel pişmiş. Efendime söyleyeyim sadece tuzsuz. Gün menüsü ne ya? Bulgur pilavı var diye. İşte buğday pilavı var diye diyorum ama benim buğday pilavım nasıl olduğunu bilmiyorlar şu an. Var şok olacaklar. Tabii yani bahane aramaya, puan vermemeye çalışıyorsanız çok şey bulabilirsiniz her yemekte. Kesinlikle. Mesela dün San Sebastian çok üzülüyor ama çok pişirmişti. San Sebastian akıcı aslında, oldu. O sen hani sıyırdın ama. Biraz geldi Zuhal Hanım ya. Tabii ki buradaki fırını da bilmediğimiz için ayarladım, çıkarttım, baktım. Hatta çıkarttığımda buraya oynattım. Buraya bir tane bir yarışmacımız bir San Sebastian yapmıştı. Çok başarılı bir tatlı çok olmuş. Çok başarılı bir tatlı olmuş evet. Dedi Nigar. Aa şaşırdık. Evet şaşırdık. Ama herhalde. Şaşırılacak bir şey yok. Ben hiç olan şeye değil. Olmuş, olmayan şey olmamış derim. Başarılı olmuş. Evet tatlı. Başarılı olmuş ve güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Beğendiniz mi? Gerçekten çok yani şey yaptınız. Yani şok ettiniz beni gerçekten. Gerçekten. Gerçekten şok ettiniz. Şu an bunları bravo. Duymak beni evet. Gerçekten hani çok yarışmayı gençsiniz. Kazanmak ayrı bir şey. Ben şu an çok çok mutlu oldum. Çok gençsiniz, şey yeni benim. Evlisiniz. Yani çok bu genç ederim. Yaşınızda böyle lezzetli bir tatlı ve zor bir tatlı başarmak öyle. Gerçekten her yiğidin harcı değil. Afiyet bal şeker olsun. Pastaneden fırlamış gibiydi. Arkadaşımız evet. Diyor ki fırını bilmediğimiz için buradaki yok. Zamandan diyor ya efendim Gürbüz. İki defa uyardım çok piştiğini söyledim Zuhal Hanım. Aldım. Ben ama iyice nasıl kızarması biliyorum? Gerekiyor dedim üzerine. Hatta çıkardıktan sonra vallahi kameranın... Valla şu Gürbüz'e bir gün yemek yaptıracağım. Suratına kese kağıdı geçirelim yap. Madem gözükmek istemiyorsun. Gerçekten iki defa uyardım ben Eray'ı. İki kere uyarmış. Doğrudur. Ve onun uyarılarını dikkate alın. Gerçekten makara kakara ayrı ama gerçekten çok yemeği kurtardı burada. Herkes ona böyle bir şey atıyor ama... Yani bir sürü yanacak olan yemekten, çiğ kalacak olan yemekten birçok yarışmacı paçayı Gürbüz'den kurtarmıştır. Bak hakkını da yemeyelim, evet, takılırız kesinlikle. Ederiz ben kendisine ama gerçekten. Yemekle ilgili uyarıları ciddiye almıyorsun. Hap katı bir şey yapıyorsun. Sen Sebastian ama dışarı o kadar çıkardıktan pişmez. Sonra kameralar karşısında ben zaten fırından çıkarttığımda sallamıştım Zuhal Hanım onu. Heh. Gayet güzel bir şekilde sallanıyordu. Tamam. Hatta kameralar sonra da gördü. Sonra ne oldu? Sonra fazla mı çöktü artık ne oldu? Oradaki... veya soğutma şeyini mi çok fazla yaptım bilmiyorum. Pişmişti. Evet orada... Kek gibi olmuştu San Sebastian akar böyle vücut diye böyle. 5 dakika daha dökülür önce dökülür yani adeta. Çünkü gerçekten ilkten fırından aldım bayağı bir şeker sallanıyordu. Şeker oranında falan bir sıkıntı yoktu ama bir yumurta kokusu bana da geldi. Hatta aslında ben bunu arkadaşlarıma tattırdım dediler biz de aldık yumurta bayağı kokusunu. Bayağı bir çıktım bak. Aslında yumurtayı şekerle beraber. Gelmemesi gerekiyordu ama... Geldi. Bir de kime gelmiş yumurta kokusu? Ezgi'ye. Gürbüz. Zuhal Hanım yumurtaların hepsini kırdı sonra çırptı. Aslında yumurtaları tek tek kırıp yapması gerekiyordu. Ama şeker... Hepsini birlikte mi kırdın? Tabii şeker. Oo, şekerle olmaz. Birlikte çırptım hepsini. Teker teker ama olmaz. Kremanın içine şimdi değil ama. Şimdi bir tane atacaksın karıştıracaksın bir tane atacaksın. İşte kremanın sen içine yapmadım. Ben yumurtayı ayrı bir kasede... kremaları bakma, ayrı bir kasede. Senin moralini bozmak istemedim. Yok, ben bazen bazı yemeklere yorum bilhassa yapmıyorum ama bariz bir yumurta kokusu vardı maalesef. Duygu dün 8 verdi değil mi? Bana 10 vermesi lazım söyleyeyim mi? Ya hazır böreklere. Hazır böyle ya Allah'ım çılpışım hazır yufkadan yapılmış. Bir de çok çökmüştü. O ama daha çökmesi şey gerekmiyor mu zaten? O kadar yükselip mi? Komple çöküp üstünün böyle kızarması gerekmiyor mu? Yok. Yani ben hep dışarıda yediklerimde de öyleydi. Olabilir, doğrudur. Maalesef. Yanlış yerde yemişsiniz demek olabilir. Ki beyefendi. Aynen, İspanya'da yiyemedik maalesef. Olabilir. Herkesin kendi tercihi. Evet. Bakalım büyük finale de az kaldı. Ezgi yarışacak. Ezgi'ni çok merak ediyoruz gerçekten. Gerçekten çok merak ediyoruz. Evet. Bayağı bir merak ediyoruz. Merak edin. Hanımefendinin kaç tane dövmesi var acaba ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bir merak ettim de Zuhal Hanım. Şimdi gördüğümüz yerlerde 1, 2, 3, 4 tane. Görmediğimiz yerleri bilmiyorum. Hani sırtta, enseydi, fazla bacaktı. Fazla var galiba. 17, 18 kaç? Tane olması ya, lazım. Ya şeye de üzüldüm evet. Aslında.
Bugün de mutfağa giremediniz, göremedik şöyle de. Kostümü mü? Tabii, görmek mi istiyordun olur. Eray? Başka dövme varsa onu da görmek isterdik belki. Zuhal Hanım, yani var diyor hanımefendi de. Dövme görmeye mi geldiniz Eray Bey buraya? Beyefendinin aklı bende yoksa kalmış. Yemeklere mi geldik? Dün böyle bir tekrar yürüyeceğim dedi. Bugün nedense siz başka yerden yürümeye başladınız. Sesini yükseltemedi bugün hanımefendi. Ezgi yürüyecekti, sen de belki sonra yürüyecektin mutfağa. Yok ben mutfağa... Yok. Aklı bende kalmış diyor. Kalmış. Evet ama girişte ben gördüm kıyafeti. Sen göremedin mi? Tam göremedim ben. Hay Allah ya. Mutfağa ama nedense sokmadı. Bugün sesini yükseltemedi, mutfağa da giremedi. Puanımı yansıtacağımı söyledim. Polemiğe girmek istemiyorum yani, artık bıktım gerçekten. Aa yeter be, hep polemiklerle anılıyor son zamanlarda magazinde izlemiş. Gerçekten performansımla anılmak istiyorum. Size de cevap vermeyeceğim hanımefendi. Mutfağa, siz ciğeriyorsunuz bu arada. Mutfağa giremediniz ben... diye puan kıramazsınız. Eray Bey... Bence Ezgi Hanım'a biraz gıcıklık olsun diye ona hani dövmelerinden vurmaya çalışmış olabilir. Çok konuştuğunu düşünüyor, boş konuştuğunu düşünüyor. Bu yüzden de ona biraz takıldı gibime geliyor. Yani Eray Bey Ezgi Hanım'dan hoşlandı mı, ondan mı yapıyor onu da bilmiyorum ama sanki öyle bir hoşlandı gibi bir şey duydu, hissettim. Teşekkürler. Neydi? Karnabahar. Fırında peynirli karnabahar, bir de mantarlı yoğurtlu menü. Onu graten denmiyor mu zaten hanımefendi? Hayır, graten değil. Evet, mantarlı. Sunumun güzel. Teşekkür. Böyle ayrı ayrı gelenler yiyebilir. Teşekkür ederim. Üstelik de bizim fırında. O kendi fırında gitmiş ama bizim fırında yapmıştı San Sebastian. Gerçekten yıkılıyordu. Aynı fırın, aynı süre, aynı mutfak. Bilmiyorum artık. Diğer menüsünde ne vardı acaba hanımefendi? Çok ağırdı. Ağır mıydı? Kaburga dolması yapmıştı. Benim de... Ana yemek olarak. Siz bonfile yaptınız beyefendi. Yapamadınız daha doğrusu da. Gördük. Yani bacon gibi çiğ çiğ getirmişsiniz. Sizin bacon'a damak, benziyordu. Sizin damak zevkiniz... Dana bacon mu diyorsun? Orta pişmeye elverişli değil demek ki ama deneyin. Öyle alışın yemeğe. Onun dışında benim ara sıcağımda 3 farklı çeşit vardı. 3 farklı çeşit vardı ara sıcağımda. 2 farklı börek, 1 tane mütebbel vardı. Onlar öyle yapılması kolay şeyler değil. Hepsinin farklı işlemleri var. Patlıcanın közlenmesi, böreklerin açılması, içinin sosu. Börekleri açtınız mı siz ya? Ben yanlış bilgi aldım herhalde yani. Hazırlık, evet. 2 tane farklı iç hazırlanması, bunların hepsi zaman alan şeyler. Yani çok da bir şey yapmış gibi burada hala savunmaya devam edebiliyorsunuz ya, ben bir şey demek istemiyorum size gerçekten. Verdiğim 5 puan bile fazlaydı. Bakın. Ben 5 puanı bile fazla olduğuna karar verdim. Daha neler? Ve burada söylemek istediğim bir şey daha var. Duygu Hanım'a 4 puan vermediğim için pişmanım gerçekten. Bu menüyü gördükten sonra ona 5 vermişim, ona 4 vermişim. Yok. Ya dedim sana, oraya da 3 olmadı. O da değildi. 4 vermem gerekiyordu. Hanımefendiden özür dilerim. Adaletsizlik yaptığım için. Bak, buyurun. Siz, iyi bari özür diliyorum. Siz ilk günden beri zaten kendi gününüze oynamaya başladınız. İlk gün geldiniz böyle mutfağa girmeler, esmeler, hoplamalar, zıplamalar. İkinci günden sonra bayağı böyle aşağı doğru sessizliğinizi korudunuz. Günday Bey'de de tamam, puanlarımızı verdik Günday Bey'e. Bana geldiniz, bende de çok yükselmeden şunu beğenmedim. Bu mantar çorbası çok mantar tadı geliyor. Ne gelecekti? Kıymalı börek çok kıyma tadı geliyor. Ne olacaktı kıymalı? Kıymalı börek baharat konu beyefendi. Vardı öğrenin gayet bunları. Aşçı olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya. Aşçı olduğumu iddia etmedim kesinlikle. Kendine aşçısınız beyefendi. Öyle bir iddianız vardı. Şefim diyor sanırım değil mi? Yo şefim demedi ya. Evet. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. İnternette şef yazıyor diyor. Kendine şef yazıyor. Ha, kendi işte o da değilsiniz. Gördük mü? Evet. Herkes kendi mutfağının şefi. Evet. Herkes kendi evinin aşçısı. Değil mi? Şeflik çok kolay bir şey değil yalnız. Tabii ki. Kesinlikle. Pardon. Şeflerimize, yıllarca süren eğitimleri var. Her eğitim alan da şeftir. Aşçılıkla, şeflik, farklı şeyler. Herkes kendi saygı duymak gerekiyor. Saygı duymak lazım. Çok özveri isteyen bir meslek. Benim kimsenin puanına da ihtiyacım yok. Eğer yemeklerimi beğenmezlerse puanımı kırsınlar. Ben sadece Duygu Hanım'a o bir puanı emeği için vermediğim için pişman oldum ve özrümü diledim. Bana da yakışan buydu. Ezgi Hanım'ın Duygu Hanım'dan özür dilemesini kesinlikle samimi bulmuyorum. Birinci günden sonra Ezgi Hanım sadece kendi gününe odaklanmaya başladı. Kendi gününe yaklaştığı için de belki Duygu Hanım'dan biraz daha puan alabilirim diye Duygu Hanım'dan özür diledi. Başka hiçbir açıklaması yok. Ezgi Hanım'ın benden özür dilemesi incelikti. Kendisini takdir ediyorum bu konuda ama geç kalınan bir özürdü. Şu saatten sonra zaten özür dilemesinin benim için bir anlamı yok. Günday gel seninle başlayalım ben bu sefer. Ben de başlayalım. Karnabahar
pişmiş, güzel. Sunumunuz da güzel. Şöyle söyleyeyim, biraz daha karabiber tadı almak isterdim. Ben de. Biraz tuzlu geldi bana. Bilmiyorum. Peynir biraz belki olabilir. Biraz peynirden dolayı olabilir. Peynir, çok tuzlu. Abes bir şey değil. Mantarınız pişmemiş. Evet. Beğendim pişme oranını ama sadece pişmiş tuzlu geldi. Mantar. Mantar aşırı tuzlu. Mantar, o kadar diyemiyorum ama. Tuzlu ve şimdi pişmemiş. Mi? Bakın. Yok, çakar girmiyor bakın. Ben ama de bunu yani yumuşak tercih etmezdim. Biraz, kıvamı iyi yüksek bence. Yüksek ateşte sürekli çevire çevire. Yani tamam anlıyorum pişmesi tamam mı? Piş iyi. Bence, çok, bence biraz daha küçük küçük mantarlar olduğu için mi? Bilmiyorum ama biraz daha bir tık daha pişmesi gerekiyor. Bakın var. Çatal girerken ses geliyor. Ama yani o kesilmediği için hani kesip küçültmediğim için parçalamadığım için biraz daha özellikle yani şu kadar küçük mantarları bunu seçtim hani. Yok gerçekten ağzımda ses yapar. Bende de bu kadar küçük yok. Yani evet. Bakın, bu küçük. Gerçekten mantar çatala girerken. Bir saniye konuşuyor Günday da bir yandan. Çatalı mantara sokarken batırırken daha doğrusu. Yani o sesi bile duyabiliyorum. Yani Günay Bey, hissediyorum yani. Şey yapmak istemiyorum sizi yani ama gerçekten ben size pişmemiş şey olma vermemek ihtimal, için yani değil. Pişmemiş olma ihtimal yani %0 diyeyim ben size ya. Ya benim ama mantar bu zaten yani bu mantarı hani yemeğe bile koysak mesela dün atıyorum çorbada vardı mesela. Hani ağzımı çiğniyoruz ki doğranmıştı evet, mantar. Evet. Mantarı zaten bir de bütün kullandım ben özellikle küçük ve tamam, küçük kullandım. Küçük zaten. Doğramamak için. Zaten mutlaka bir çatala bir batacak. Tabii ki ben buradayım demesi gerekiyor mantarında. Keşke bir tık daha pişirseydiniz bence. Yani yapmaya... O zaman bitirirdim tabağınızı. Ben zaten karamelize biraz olsun diye Fateledin uğraştım. Fateledin herhalde. Aynen böyle şeyde soğanda. Çevire çevire, wok tavasını çevire çevire pişirdim. Hatta Gürbüz dedi ki yandı mı? Dedim ki hayır yanmadı. Zaten istediğim kıvam... O kadar kıvam, mı şey yaptı? Tabii istediğim kıvam bu zaten dedim ben. İstediğim kıvam bu dedi. Hı, anladım. Yani hani pişmeme ihtimali sıfır. Bana sertlik pişmemiş var geldi. Biraz. Sertlik var. Ama mantarın kendi doğasını ısıtmıyor yani. Mantar çok çabuk. Boyutlarından da fark ediyor olabilir Günday Bey. Tamam. Size biraz irileri gelmiş. Belki de o yüzdendir. Ben bilmiyorum. Ben ilk yediğimde öyleydi. Sonra dedim ki belki bir tane kaçmıştır. İkinciyi de yedim ben. Ben de şimdi küçüğüne baktım. Yani küçüğü biraz daha yumuşak. Yok ya. Küçük taneli mantar daha yumuşak. Bakın, gerçekten. Büyük taneliler hatta daha sert. Peki bir Duygu'yu dinleyeyim. Tabii. Gökçen Hanım'a şöyle söyleyeceğim. Yoğurt herhalde süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Evet biraz ekşilik yani var. Sulanmasın diye. Yani çünkü mantarı var. Sulandırmak istemedim kesinlikle. Zaten mantarın suyunu yok etmek için uğraştım. Bir de yoğurt dedim şimdi sulandırmasın onu. Yok sulandırmaması özellikle şey değil doğru güzel ama hani yoğurt çok ekşi geldi bir de mantar çok tuzlu. Ekşiyle tuzlu bir arada böyle ağzımı kamaştırdı diyebilirim. Bundaki en büyük problem ama şimdi, evet. Bu bir meze yani biraz böyle farklı bir tad almak tamam, yani dereotu var, maydanoz hani zaten farklı böyle baharatlar, anlıyorum, farklı tatlar anlıyorum. Alın diye uğraştığım Günday bir tat Bey'i de şurada zaten. Yani çıkartmaya çalışıyorum. Soğanı, sert dedi ya. Mantarı hani karamelize edeyim bir de onun da tadını alın diye uğraştım. Yok, Günday Bey'e de şu konuda hak veriyorum. Mantarı pişirip getirmek istemedim zaten. Sertlik konusunda evet bak iri taneli mantarların var tabağımda. Onlar gerçekten sert. Ağzıma alırken de mesela sertliğini hissedebiliyorum. Evet ama gerçekten Zuhra Hanım. Yani bu. Karnabahar nasıl? Maalesef katılamıyorum yani. Karnabahar'da da yani dediğiniz gibi bir şey yok. Yok. Bir şey yok. Baharatı eksik. Baharatı eksik. Şimdi ben biraz buna yumurta biraz çektim. Yavan olmuş. Beyaz peynir koydum, kaşar peynir koydum. Hani yani ne peyniri tatsız, kullandınız mı? Süzme peynir. Süzme peynir kullandınız. Bana hiç gelmedi. Peynir biraz var burada da yani şey süzme peynir kullandım. Bir de kaşar peynir kullandım. Hani kaşar iki çeşit peynir aldım. Kullandım zaten. İnternette de tarif öyle zaten bunun. Evet yani bilmiyorum. Ben beğendim. Tabii ki ben kendim yaptığım için zaten beğeneceğim ama yani biraz hani, öyle, hani şey değil hani böyle şimdi kendi kendime öz eleştiri yapsam içimden bile yapsam. Hani böyle baharatı eksik falan. Bana öyle gelmiyor. Yani tek sıkıntı buydu. Hani karnabahar yine geçer not olabilir ama gerçekten bundaki sıkıntı çok büyük. Bana ne, kalırsa ne bana göre. Dedim yani ekşi yoğurtla tuzlu mantar bir arada olunca insan ağzını kamaştırıyor. Ya ekşi yoğurt değil ama bak ekşi yoğurt diyorsun. Şimdi süzme yoğurt süz bu kadar. Keşke ekmeği çekebilsem şu an. Herkes gülüyor böyle bıyık hayır, altında. Yani ben anlıyorum neye gülüyor. Süzme yoğurt yani anladın mı? Yani süzme yoğurdu ben kendim bir, yani bir şey gül, gül. Ben de güleceğim büyük finalde süzme size. Evet Eray'dayız. Buyur Eray. Şimdi arkadaşların öncelikle yemek bilgisini biraz sorgulayayım. Mantar çok pişmez. Yani daha fazla ne kadar pişebilir yani mantar bravo Eray. Mantarı yüksek ateşte sote edersin. Evet aynen öyle yaptım. Dışı karamelize bir kıvam alır. Hatta Gürbüz korktu dedi ki yakıyorsun. Dedim ki yok yok böyle olacak. Tamam bir dinleyelim Eray'ı da. Yani çiğ de yersin mantarı. Birazcık şey yaptığında onda sıkıntı yok ama bu gerçekten çok tuzlu.
Bana tuzlu geldi. Yani bilmiyorum, yoğurdu yani, mu? Yani gerçekten tuzlu. Tuzlu olmasa derim ki yani bir iki çatal daha alayım. Bana tuzlu geldi. Bir tık bana da yoğurdu biraz tuzlu yoğurt geldi. Demin yani mantarla yoğurt dediğimde o kadar gelmemişti. Tek başına yoğurda bakınca yoğurt, biraz kaçmış oldu. Tuz fazla geldi bana. Yoğurda biraz kaçırmışsın. Tuz dengesini belki de orada kaçmış. Evet, tuzlarda yani biraz şey var. Burada çok hafif tuz fazla gelmiş. O peynirden dolayı olabilir. Ama ben bunun biraz da yani biraz böyle kalıp gibi mi olmuş sanki? Evet, ama özellikle içine mesela hiç süt falan filan hiçbir şey koymadım. Özellikle yani. Hani böyle bir cılık yani cılık değil. Yok, çok cılık demek istedim. Çok aynen, öyle aynen olmasını istemiyorum dedim. İstemedim, evet. Ama biraz daha yumuşak olmasını koydum. Yani şuradaki hani sertlikler kenardaki. Ama şimdi karnabaharın hani kendi bir suyu vardı var yani içinde. Haşlandığım için. Özellikle un koydum ki hani onu çeksin. Yani böyle bir kötü bir görüntü olsun istemedim. Yok, yani. Bir onun dışında genel olarak soracaksanız bence basit bir ara sıcak bana bence göre. Bence değil. Bence kesinlikle işte değil. Karnabaharı ufak doğrayıp üstüne peynirleri artık sos yaptınız, fırına atıp mantarları soteleyip yoğurtla. Keşke o kadar basit olsa. Ben de yarıştım orada biliyorum küçük, ama. O küçücük mantarları işte zaten kaç dakikada yani yıkadım ya. Minik minik ya, mantarları yıkamak bile zaten bir mantarları iş. Peki yıkadınız mı? Mantar yıkanmaz silinir bu arada. Kimisi yıkıyor, kimisi soyuyor, kimisi siliyor. Evet. Sen yorum yapmış mıydın Ezgi? Ben yapmadım Zuhal Hanım. Canım. Ben bunu baharatı eksik buldum. Onun dışında bir sıkıntısı yok ama yavan olmuş. Yani zaten karnabahar baharatla tatlandırılması gereken bir şey olduğunu düşündüğüm için bunu çok beğenemedim. Ben mantarı normalde pek fazla sevmeme rağmen pişirilmesini çok doğru ve uygun buldum. Ben de. Ama çok tuz. Tuzlu kaçmış. Tuzlu yani kaçmış. Tuzlu kaçmış. Yüzden. Ya bilmiyorum, sen bize katılıyor musun ama bir bak istersen. Yani şey, yoğurdu ben biraz de yedim sonradan, evet. Yoğurtta kaçmış biraz. Yoğurtta, yoğurt yani mantarda değil ama yoğurtta. Yok, mantarda evet, yok, yoğurtta mantarda var. Mantarda hiçbir sıkıntı yok. Peki, arkadaşlara katılıyor. Eline sağlık diyelim. Ana yemeğimiz Gökçe'nin sosu muydu? Evet. Ha bugün, şey bu hafta herkeste bir sos vardı. Evet. Soslardan gidiyoruz. Bu sefer de Gökçe'nin sosu. Acaba bakalım içinde neler var? Evet, bonfile, onu biz de merak ediyoruz. Da. Değil bugün mi? Bonfile, bugün bonfile yani. Ciğer sardın da yaranamadın da. Dün bonfileyi yemedik. Acaba bugün yiyebilecek miyiz? Evet, inşallah yani, yiyebiliriz. Biraz protein almak istiyorum. Yani bonfileyi keşke değiştirseydiniz, bence daha iyiydi. Dünkü olmaz, değişmez önceden verirsiniz. Dünkü menüye eminim göre bilmiyorum ama. Yani yıllarca ciğerle yani bonfile yeme iştahımız kaçtı. Yıllarca ciğerle uğraştıktan sonra ciğeri kurutmak yani, da bence siz hiç yapamazsınız. Yanmış et yenmez. Hiç pişirememişsiniz yani. Az pişmiş et yenir. Helal be, gerçekten hala konuşabiliyor musunuz? Az pişmiş et yenir mi? Lütfen. Az pişmiş lütfen et tabii ki de yenir. Yenir. Kanlı kanlı yiyen tabii, tabii ki de ben yenir. Ben yiyemem. Ben de yiyorum. Buyurun. Hayvanı tabii kesince sıcak sıcak bir parça yiyebiliyorum. Sen hiç yiyor musun öyle? Yok öyle. Ay daha neler ya. Ama sabahtan beri ama diyorsunuz ki canlı canlı da yenir. Ne diyorsunuz? Canlı canlı demedim. Az pişmiş, orta az pişmiş et çok işte da güzel yenir. Yani, çok az pişmişti yani. Tam siz yenmiyor olabilirsiniz. Hayır, genel olarak dün Zuhal Hanım da bahsettiği gibi bizim Türk toplumumuz çok fazla olabilir, tercih etmiyor. Siz evet de bir yarışma programına yani katılıyorsunuz. Evet, genel ortaydı geçer kurallara göre bir menü verseniz sizin açınızdan daha iyi olurdu bana göre. Size komple yanıp yadık getirseydim güzel olurdu, evet. Allah Allah. Ben mi anlatamıyorum, beyefendiyi mi anlamıyor, bilmiyorum, bilemiyorum. Bilmiyorum. Salata benim kabusum oldu ya. Kaç gündür var ya. Allah'ım salatayı unutmayayım diye dua ediyorum. Şimdi salatamı aldım. Hemen bir limon sıkacağım. Ben size 4 verdiğim için pişman oldum. Siz beyefendiye 8 vermediğiniz için. Vermediğim için pişman oldum. Siz beyefendiye 8 verdiğiniz için içiniz rahat mı? 8'lik bir menü müydü yani o? Şöyle söyleyebilirim. Ya ben sadece zaten genel olarak menüsünü beğendiğim için sadece 2 tane hatasını sen gördüm. Sen eti öyle mi yiyorsun kırdım normalde? Bayağı ya, da yedi aslında hanımefendi. Evet. Sen öyle o kadar az pişmiş mi yiyorsun? Hı-hı. Allah Allah, ben, neyse ben buna pek inanmıyorum. Bence yalan konuşuyorsunuz. Neden yalan konuşuyorsunuz? Ben size inanmıyorum. Aa. Yani öyle bir et ben yediğinize inanmıyorum. Hayır, orta siz pişmiş dediği için bakın, bana gerçekten bakın, güzel Duygan, pişmiş tarafları gelmişti. Birinci olamayacağınızı çok iyi anladınız. Ya birincilikle bir alakası yok ki bunun oradan, beyefendi. Nereden taktınız bilmiyorum ama. Hayır canım, yani ben niye takayım size canım? Bilmiyorum. Taktınız bir yerden taktınız. Allah Allah. Ki ben size bir puan daha verdim yani. İşte bir puan verdiniz. Benim önüme bir puan vermemişken ben gerçekten bu hani gerçekten bilerek yaptığınızı düşünüyorum bunu. Ya neden bilerek yaptınız? Kasti yaptığınızı düşünüyorum. Hayır canım, ne kasti yapacağım? Burası bir Zuhal Topal yemek yarışması evet ve çok izlenen bir evet program. Teşekkürler. Çok da sevilen bir program. Çok iyi biliyorum. Teşekkürler. Yalnız gerçekten siz buraya yakışmadınız. Aa. Gerçekten yakışmadınız. Siz bu programa yakışmadınız çünkü adaletli bir puan vermediniz. Ben adaletli puan kesinlikle verdiğimi vermediniz. Kesinlikle vermediniz. Milyonlarca kişi
bu programı izliyor, izleyecek de size orada notunuzu verecekler. Siz 4 verdiğiniz için mi adaletli olduğunuzu düşünüyorsunuz acaba? O kadar yapabildiniz. Peki. Ben yine verdim tamam. Size. Ezgi 3'ten pişman. Sen Günde'ye verdiğin 3'ten pişman mısın? Elay da size 4, çok pardon Zuhal Hanım. Evet. Elay da size 4 puan verdi. Doğru evet. Bu arada. Evet. Evet. Neden söyledi. Ona 8 puan verdiniz? Ya ben menüsünü ona verdim. Öyle bir şey yok. Şimdi yani. O 4 verdi, ona 4 mü verseydim? Hayır tabii ki. Ben size 4 verdim. O zaman size 4 vermem gerekiyordu benim. Niye vermediniz? Yani bunu mu demeye çalışıyorsun? Demeye çalışmıyorum. Elay Bey 4 verdi, niye 8 mi verdin yani. Diyorsun? Ya öyle bir durum yok. Ne aldıysam onu veririm yok, falan onu, da yok. Yani. Değil zaten. Yani hiç fark etmedim ben bir i̇şte puanı. Ben de onu diyorum. Ya 3'ten sen ben pişman değil misin? Ezgi pişman. Şimdi Ezgi pişmanlık duydu. Şimdi ben de pişmanlık duydum. Gerçekten Zuhal Hanım. Yani 3 niye, neden yani. Aldı bu adam 3 ben yani, anlamadım yani. 3 almaması gerekiyordu yok, kesinlikle. Evet. Hani yani ben 0 puan verdiniz. Yazık olmuş. Şu gerçekten. An evet gerçekten 4 vermediğime pişman oldum. Yani daha çok pişman olacaksınız ama bence. Ama 8'e de pişman olacaksınız. Ama Ezgi'nin, şimdi Ezgi'nin metnini de gördükten yani sonra buraya bilmiyorum. Hepimiz belki işimizi gücümüzü bırakıp geliyoruz. Tabii. Tabii ki. Bir emek veriyoruz. Aynen, hepimiz evet, birlikte. Evet, evet. Yani burada bir adaletli davranmamız gerekiyordu. Ya gerçekten adaletsizsiniz. Yani adaletsiz demesek Ezgi daha doğru olurdu daha bilmiyorum. Bence. Öyle gerçekten. Mi? Gerçekten. Ben zaten adaletli puanlar verdiğimi düşünüyorum. İçim çok rahat. Sadece sizden özür dilediğim gibi 4 vermediğim için pişmanım. Sizin emeğinize puan vermeyerek size ayıp ettim. Çok özür dilerim bu konuyla bravo alakalı Ezgi. Olarak. Bravo Ezgi. Turgun'un özür diledi. Duydun mu? 3 verdim diye. Şaka ya. Yarın yarışacak ya Ezgi Hanım. Hiç de alakalı böyle evet. Aldı fokur fokur tabii, tabii. Fokur böyle. Evet. Ben adaletsiz bir insan mıyım Günday Bey size verdiğim puandan? Yok. Ne bilsin daha 3 gündür tanıyor seni yok, adam. Yok ona verdiğim ama puan, Ezgi puandan Hanım, yola çıkarak. Ama diyorsun. Ezgi Hanım da Günday Bey'in ciğerini gerçekten beğenmediğini dile getirmişti Zuhal Hanım. Her beğendiğim yemeğine 1 puan verdim ve de emeğine 1 puan verdim. Size o emek puanını vermediğim Elay, için pişman oldum. Elay Bey'in menüsünde kaç tane menü vardı? Efendim? Kaç menüsünde tane menü vardı? Kaç yemek? Yemek vardı. Bir tane menüs vardı. Ya şimdi onu mu sayacağım? Sadece önüme gelen yani yemekleri sizin koydum. Sizin verdiğiniz yani puanlamaya göre. Ara sıcağımda 3 çeşit vardı. Evet 3 çeşit vardı. Kıymalı. Yani hepsini beğendiniz siz. Yani ama böyle olması ya, gerektiği ya. Tarzdaydı. Yani, şimdi ben de kendim yaptığım için evde. Bir tane bir şey yoktu. Yani, evde yaptığım bir tarzda yapmayın. Oluyordu börek. Yani o önünüze kondu ben bunu yani, hayatta yemem dediğiniz kullandığınız şey var mıydı? Neyi vardı? Yufka, ya, hazır yufka. Ya baklavalık yufkayı evet. Yani önümüze güzel getirdiniz. Lütfen değildi. Çıtır, kesinlikle çıtır değildi. Çıtır çıtır içindeki kıyması çıtır, bu biz normal yufkadan beklerdik. Oradan verseydiniz tamamdı. Niye alakası İçinin baharatı da eksikti kıymanın. Nasıl eksikti ya? Gayet güzel yani. Yani baklavalık yufka zaten çıtır. Biraz garanti oynamışsınız. Garanti oynamışsınız. Yani ben burada emek isterim. Uğraş isterim yani. Gayet de ben orada uğraş yani fazlasıyla verdim. Yani hiçbirinizin benim gibi uğraşı yok. Yok mu? Bunu izlediğinizde kesinlikle göreceksiniz. Göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Ha ne geldi salata? Ne salatasıydı? Elmalı, mor ve beyaz lahana salatası. Elmalı, mor ve beyaz lahana salatası. Bunun elmasız olsa başka bir ismi vardı sanki ama hatırlayamadım. Mor lahana salatası var, kış salatası var, mevsim var. Pilavın neydi Gökçen? Buğday pilavı. Buğday pilavı. Evet. Umarım buğdaylar iyi pişmiştir. Umarım. Riskli yani bir riskli seçim, bir seçim. Evet. Buğdaylar o, biraz... Düdüklüde mi evet. Kaynattın? Yok hayır. Zuhal Hanım 2 saatten fazla haşladım. Çünkü tavuk suyu ekledim ara ara. Hmm. Evet. Normal tencerede 2 saat. Ya iyi karıştıra karıştıra. Günday Bey. Efendim? Siz pırasayı pişiremediniz ya. Nasıl pişiremedim pırasayı? Pişiremediniz. Yani. Ya artık birbirimize misilleme yapmasak yani şu an sizin gününüzde. Ya bugün siz niye bu kadar Günday Bey'i koruyorsunuz? Gerçekten hiç bugün ben ya. Vallahi hep çok ılımlıydım. Bir hanımefendiyle bir tartışma yaşadığım hayır, için bir problem oldu. Hayır bugün acayip bir Günday Bey'i. Hayırdır? Hiç de alakası yok. Vallahi çok alakası var. Acayip bir, hep arkasındasınız yorumlarının. Ne demek istediğinizi hiç anlayamadım gerçekten. Oradan bağırıyorsunuz ama. Neyin arkasını? Kimin arkasını? Sesiniz bana gelmiyor, duymuyorum. Ben şimdi geliyorum, merak gelin, etme. Gelin gelin. Bence Ezgi Hanım gerçekten kendi gününü oynuyor. Yani ilk başlarda herkese böyle verdi. Ondan sonra kendisini yapamasa bile en azından ben sana bu puanı vermiştim deyip kendisini savunmaya geçecektir diye düşünüyorum. Günday Bey ile Ezgi Hanım'ın birbirlerini koruması bence saçma bir noktaya geldi. Bende de ikisi hemen hemen aynı puanları verdiler sanki konuşmuşlar gibi. Ve Ezgi Hanım'ın günü de yaklaştıktan sonra Günday Bey'in puanları düşmeye başladı. Neden böyle bir şeyin içine girdiler bilmiyorum açıkçası. Ben kesinlikle Günday Bey ile birbirimizi korumuyorum. Ben sadece Günday Bey'e gereken puanını verdim. Bakalım umarım o da bana gereken adaletli puanları verir. Beni niye korusun, ben onu niye koruyayım? İhtiyacım yok. Zaten Ezgi Hanım'a değil, kimseye ihtiyacım yok benim. O yüzden atıp tutuyorlar yalan yanlış ne varsa burada bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Zaten bana bir etkisiz eleman demişsiniz. Onu da duydum. Onu da konuşuruz masada. Neyi duydun? Etkisiz eleman demiş bana.
Ah, ölüm kendisi dedi. Gibi demişim. Bağır çağır konuşmuyorum ya Zuhal Hanım ondan. Etkisiz eleman demişsin Gökçen. Etkisiz eleman ama. Niye? Evet sıfır gibi bir karakter. Ya yani sizin gibi bağırıp çağır. Yani. Tabii sizin öyle gibi sürekli şeyler. Bağırıp çağırmam lazım. Çarpmada bir. Niye sessiz olduğu için mi? Sessiz biraz? Sesi çıkmıyor ki savunamıyor kendisini. Yani bu yarışmada iş yok bence kendisinin. Siz de çok boş varsınız Ezgi Hanım. Çok ne? Boş. Neymişim çok boş pardon? Varsınız. Duyamıyorum sesinizi. Ben şimdi geliyorum. Bomboş. Konuş bomboş balık. Tabii şimdi Ezgi yüksek tonajda konuştuğu için diğerleri ona çok sessiz geliyor ama Gökçen de biraz Gökçen daha sakinlik var. Sanki bazen yokmuş gibi davranıyor burada kendisine. Sizden sıra gelmiyor ki Günder Bey yani ve Ezgi bazen Hanım. Bazen varlığınız yokluğunuz hissedilmiyor burada. Vallahi yani ben biraz varım. Daha bazen de çıkarsa... siz maşallah aynı anda hepiniz bir arada konuştuğunuz için bir ağızdan. Yani duyulmuyor onunki de. Sesi onun birazcık daha düşük volümü. Siz de yani aynı anda konuşmaya bayılıyorsunuz. Zuhal Hanım kaç yaşındayım artık yani değişmiyor ki insanın sesi bu yani. Sesi herkesin bu. Karakteri tabii. Kimisi daha sessiz sakin, daha çekimsel oluyor. Kimisi daha dışa dönük oluyor. Gökçe Hanım yani etkisiz derken onun ne amaçlı söyledi tam da bilmiyorum ama tabii Gökçe Hanım'ın sesi biraz kendi oluşu olduğu için sesi pek çıkmıyor. Biz ondan dolayı biraz sesinin gürü çıkmasını istedik ama yani çok da etkisiz bir insan değil. Niye öyle olsun? Tip olarak, duruş olarak, karakter olarak böyle sakin bir hanımefendi olabilir ama ben etkisiz eleman olabileceğini asla düşünmüyorum. Gökçen Hanım'ın sesi çok fazla çıkmıyor masalarda ve ses tonunun gerçekten az olması, Ezgi'nin de gereksiz bir şekilde yükselişleri ve ses tonunun fazla yüksek olması bunu öyle hissettirmiş olabilir. Gökçen Hanım etkisiz eleman bence. Bugün yani bir iki tane orada güzel yemek çıkartmış açıkçası kendisi. Onlarla da bir şey olduğunu zannediyor. Sesini çıkartmaya çalışıyor ama orada çıkacak bir ses yok. Bir bana bakın bir de ona bakın yani. Hanımefendi servisiniz de sesiniz gibiymiş bu arada. Evet, evet. Bayıldık burada. Kaç sesinizi dinlerken de böyle hissediyorum kaç ben. Kaç dakika oldu Gürbüz? Zuhal Hanım 9. dakika bitti ama salatalar geldi. Salatalar geldi ama 9 dakika. Salatasını beğendim Zuhal Hanım. Yani güzel olmuş. Evet evet güzel güzel. Gerçekten güzel. Güzel olmuş. Elma tadını da aldım. Elmaları da burada gördüm. Biraz daha gelmezsen salata da güzel bitireceğim doyacağım ha. Geldim. Ya salatasını gerçekten çok beğendim. Eline sağlık. Evet. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Evet. Böyle öğün gibi. Sen beğendin mi Eray? Salatası güzel. Sadece ben sirkesini bir tık daha az bulabilirdim. Sirke oranı biraz fazla kaçmış sirke sadece mollahanayı yoğurmak için. Tamam doğru. Diğerlerini hiç eklemedim. Eklememiş olabilirsiniz. Ben biraz daha az sirkeli seviyorum. Belki. Onun dışında... Ben dün tam 10 dakika içinde hem salatayı hem pilavı getirebilmek hala için... Hala ben diyor bu. Ya bir saniye hanımefendi ya. Ya pilavı kalıba bile koymadınız ama Eray Bey Allah aşkına kalıba neden ya. Koymadığımı dün söyledim. 9. tamam. Dakikanın içindeyiz tamam. Diye. Ama o da ben de 9. Işte. Dakika bittiğinde getirdi salatayı. Ya, bence sen de biraz önden de... getirdin salatayı. Evet salatayı doğru ben de önden şey getirmiştim. Ben orada gerçekten geç kalacağımız için mantolamayı i̇şte, falan yaparken ama her şeyi... Ama kalmadı geç. Yani getirdi. Tamam, orayı atlıyorsun. Şimdi yani 10. dakikayı geçse tamam anlarım ama tam zamanında getirdi ve sen de dün bir kalıba koymuş çok çala kalem atmıştın. Evet yani. Evet ben yetiştiremediğim için öyle maalesef, oldu zaten onu maalesef, söyledim direkt. Maalesef. Tabii ki normalde öyle yapmadığına eminim de işte biraz da heyecan oluyor. Birler bir şeyler olmuyor işte. Normal yarışma bu. O kadarına herkesin birazcık mazur görmek lazım. Evet Gökçe'nin sosu ve sote sebzeler mi var? Evet çok tamam. Fazla biberleri. Arasında da bir ıspanak var. Dolgu gibi mantarlı ıspanak, soğanlı. Ispanak, mantar, biber, karamelize soğan. Bakın nasıl doğru düzgün et böyle pişirilir evet. Bonfile gördüğünüz gibi. Önceden pişirildi değil mi? Tabii ki. Ne zaman pişirildi? Ben işte yumuşacık, yumuşacık. Ya bonfile bir kere bu kadar ince olmaz. Yani ama iki dilim kullandığım yok, için özellikle... Yok, karşınızda özellikle oturduğunuz yerde güzel diye öldünüz orada. Hakan Bey vardı markette. Özellikle ona dedim ki... Kasabımız Hakan Bey, evet, selamlar. Selamlar, buraya da gelmişti. Çok teşekkür ederim. Özellikle ona rica ettim. Zaten izlersiniz, görürsünüz. Şey, çok ince olmasın, çok kalın da olmasın. Çünkü iki kat yapacağım. Evet. Et de baymasın dedim. Tabii. Hakan Bey bu arada meşhur olmuş. Özellikle markete Hakan Bey'i görmeye gidenler varmış. Ne güzel. Mutlu olduk. Evli mi acaba? Eşi, hayır, eşi kıskanmasın. Yok ya sen sadece kadınlar geldi demedim ki ben. Yok yok şimdi. Hayranları var artık. Kıskanabilir. Hakan Bey evli ama Ahmet Bey bekar. O gerçekten evlenmek istiyor. Öyle mi? Siz bayağı iç dış aile gibi oldunuz artık markettekilerle. Selamlar hepsine. Ezgi'nin namı çok dönüyor markette Zal Hanım. Ezgi'yi çok merak ediyor Ahmet Bey. Ahmet Bey varmış. Bekar seni merak ediyormuş Ezgi. Yarın merakını giderir. Yarın çünkü Ezgi'nin günü. Evet. Sana bir saat veriyorum markete. Tamam. Ekstra süre benden.
Ahmet Bey için ve oradaki herkesin mutluluğu için. Şaka yapıyorum tabii ki. Vallahi Günday da başvurusunda demiş ki bekarım. Duydum. Bakalım program yayınlandıktan sonra neler olacak Günday? Bunu da belirtirseniz neler sevinirim demiş programda. Ben besbekarım demiş. Öyle bir bekarım ki artık bekar kalmak istemiyorum demiş. Tabii yalnızlık Allah'a mahsus. Allah kimseye yalnız bırakmasın. Amin amin. Sen evliydin değil mi? Ben evliyim. 20 yıl olacak Haziran'da. Ne? Evet. Maşallah maşallah. Sağ ol. Etinizi bitireceğim galiba. Tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş gerçekten. Mükemmel. Afiyet olsun. Çok sevindim. Ispanak biraz tuzlu olmuş sadece. Ispanağı bir de buradaki... neredeyse tuz atmadım. Yani yok ya. Benim tuz atmadım. Bana biraz böyle şey olabilir. Yani. Sos etiniz. Karıştıysa. Çok Gökçe'nin sosunda. Gökçe'nin sosu. Sosu da yok, çok güzel olmuş. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu çok böyle deneme yanılma olarak yaptığım bir sos. Ha, senin tarifin. Aynen öyle. Evet. Krema. Köri. Köri. Köri var. Çedar peynir. Ay söyleyemedim tabii. Çedar var. Çedar peyniri var. 3-4 dilim çedar peynir attım. Köri var evet, kajun baharatı, kırmızı toz biber. Hardal var mı? Buna tuz atmadın. Hardal yok. Yok köri. Yok. Eray Bey işte sos ve et gördünüz bugün tadıyorsunuz. Siz büyük sosu hayatınızda, siz büyük sosu hayatınızda kaç kere yediniz acaba? Onu bir siz önce onun bir Fransız mutfağından olduğunu bir öğrenin de bir internetten bir bakın ben da Fransız'ın. Sizin İspanyol olduğunu söylediniz de. Ben o mutfağı falan söylemedim. Bu İspanyol sos dünyada 5... ana temel sostan Fransız biridir dedim. Fransız sosların 5 temel sosundan biridir. Tamam siz internetten biridir. Bakın French Mother Sauce diye aynen. Yok işte alakası yok. Anamın Fransız sosu mu? Evet genelde öyle Fransız geçiyor sos. Onlar evet. Ama beni dün eleştirmişti ya doğrusuna kendisi de bakmış. Bakmış değil ben yıllardır yapıyorum bu sosu. Velute sosları, İspanyol sosları siz merak etmeyin. Ya tabii yemekle uğraşınca. Hiç belli olmuyordu kusura bakma ya. Ya siz sostan anlamadığınız için. Anlamadım. Kesin ben de anlamıyorum. Evet, anlamayan bir insana böyle bir sos yaptığım o için. O yumurta yumurta tadını Zuhal Hanım dışında alan tek bendim. Ben mi anlamıyorum sizce yemekten? Aynen. Buradaki herkes yemek. Çok beğendi, anlamadığını gösterdi ama ben anladım. Ama o yüzden bana düşmansınız çünkü ben anlıyorum. Siz böyle diğerlerini kotarabileceğini düşünüyorsunuz. Siz anladınız mı? Evet anladığımı düşünüyorum. Mantar çorbasına mantarın çok fazla o tadı olduğuna. Bir teknik uygulamaya çalıştınız olmamış. Gayet teknik doğru. Satmaya çalışıyorsunuz gayet burada. Gayet doğru. Hiç de olmamış. Bir şey de bildiğiniz yok sizin. 3-4 tane teknik öğrenmekle kendini artık ilan edilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Kapışalım işte problem ben, yok. Ben konuşuyorsunuz zaten. Ben evde, sen yarışın o ben evde yulaflı sütleri böyle harmanlayıp hala diyor yulaflı sporundan sonra içmiyorum hanımefendi. Tamam biz mı? Yulaflı süt içmiyoruz bu arada. Yulaflı süt nedir? Yani nedir öyle bir ben? Şey mi var? Hayır yulaf sütü demedim. Yulaflı süt. Tamam. Yani. Pişirmiyor musunuz hiç sütün içinde yulafı? Hayır ben tamam. Çok fazla yulaf yiyen bir insan değilim. Tamam. Sadece tatlı. Sporcular yapıyor ya yulaf yapıyor. Ben çok fazla tercih etmiyorum. Genelde bari yiyorsunuz. Tatlı bir yulafa. Yani ben kendimi gerçekten günlerdir... Ki. Gibi hissediyorum. Hani onlar sütte yerler ya böyle. Evet. Sanki böyle sürekli yulaf küspesi yermiş evet. Gibi beni yargılıyorsun. Hiç ben böyle tasvip etmiyorum. Allah Allah kızlara kendine sen öyle şeyler söyleme. Efendim biz programımızda ritüel kuralları gereği daha evvel de belirtmiştim. Bazı şeylere izin vermiyoruz. Bunu maalesef kurala uymayan yarışmacıları da uyarıyoruz. Uyardığımız halde de zikreden olursa vermiyoruz, veremeyiz. Bazı benzetmeleri, özellikle hayvan benzetmeleri yasak. Bunu bir kez daha söyleyeyim de bazen niye vermiyorsunuz, neyi bipliyorsunuz diyemiyoruz diyorlar. Yani tatlış bir hayvan da olsa, sevdiğimiz, evimizde beslediğimiz canlılardan da olsa o benzetmeleri yayınlamamız yasak. Evet. Keşke her şeyi yayınlayabilsek, keşke. Ama yayınlayamayız maalesef. Yayınlanamayacak kadar bizi de aşan şeyler var. Seyrettiğinizde sizi de dehşete düşürecek şeyler maalesef oluyor burada. Bazen ama yayınlayamıyoruz ritüel kuralları gereği. Yani dolayısıyla da böyle biplenen şeyleri duyduğunuzda niye derseniz bundan dolayı oluyor. Çok da fazla da kesmek istemiyoruz çünkü bazen gerçekten çok fazla zikrediliyor. O zaman da bizim de programımızın belli bir süresi var yayınlamakta zorunlu olduğumuz. Bunu da seyircilerimize dipnot olarak geçeyim. Artık ana yemek yorumlarına geçelim. Gel seninle başlayalım Günday. Benle başlayalım. Salatanız güzel, benim de hoşuma gitti. Tuzu falan her şey yerinde, yenecek kıvamında. Güzel. Etiniz de gayet güzel pişmiş. Afiyet tebrik olsun. Ederim bu arada. Buğday. Buğday pilavınız da bir tık daha pişebilirdi belki ama çok sorun değil. İnanın bir iki tık saat. Bir tık. Çok önemli değil çünkü buğday. Hatta dediler ki Gökcan yetişmeyecek. Sıkıntı yok. Ama çok aşırı bir önemli bir şey değil bir tık. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Yok anladım. Tamam.
Yani ortalama olarak ben beğendim. Afiyet olsun, çok sevindim. Güzel. Salatayla ilgili bir şey, bir gönderme yapabilir miyim? Salatada yalnız elma dediniz. Elma, evet. Sadece iki yeşil elma var. Çok bulamadım elmayı. Rendelenmiş. Rendelenmiş ve çok bulamadım. Rendelemiş ya. Tadını alıyorum. Rendelendiği için göre. Tamam, ben tamam. Tadı geliyor. Tadını da alıyorum. Birine gönderme yapacağım salatayla ilgili. Alıyorum tadını da. Çocuklarımın ilkokulunun karşısında en son kafemi açtım. Oradaki öğretmenler... Ha, senin kafen varmış eskiden. Öğretmenler bunu çok beğenirdi. Hep yani onları böyle aldım. Ama çok güzel. Sağ olun. Hatta böyle kalırsa akşam eve götürürler çünkü dikkat ediyorlar. Ben sizin etiyle pişirebileceğinize inanmıyordum. Gerçekten tebrik ederim yani. Aa. Afiyet olsun. Evet, güzel pişmiş. Eray Bey, gerçekten sizin etinizden daha güzel. Kısa bir şey söyleyeyim mi? Evet, gerçekten pişmiş. Ispanakla ilgili de bir dipnotu varmış. Karamelize ettim soğanını, jülyen doğradığım soğanları. Sonra ıspanakları ekledim. Mantarla biberleri ayrı, önce mantarları soteledim ayrı bir tavada. Hani suları birbirine karışmasın diye. Sonra biberleri. En son karıştıktan sonra da muskat var içinde. Muskat koydum. Muskat, evet. Biraz, evet. Evet, peki. Duygu, seninle devam edelim. Gökçe Hanım, öncelikle elinize sağlık. Sağ olun. Salatanızı da çok beğendim, kusursuz. Sevindim. Etinizi de çok beğendim. Sevindim, sağ olun. Benim biraz şey... Ama yine de genel olarak beğendim. Sadece soğan yemediğim için. Soğana karşı bir şey. Bu eti beğenmemen lazım. Sen az yok. Nasıl yediniz bunda bu da eti? Biraz, ben de, evet. Hayır, bunda da yine ağzıma yememen lazım senin bu. Ne geldi ağzınıza? Ne geldi? Hayır, yine ağzıma aldığımda çiğnediğim zaman etin tadını alabiliyorum. Alabiliyorsunuz. Yani güzel. Et sevmiyor musunuz? Pişmiş etin tadını alıyorsun yani. Hayır, eti seviyorum. Yok. İşte pişmiş sevmiyor, biraz şey olacak. Hayır, Eray Bey'in eti pembeydi ama o da aynı kıvamdaydı. Kırmızıydı. Bilmiyorum. İçi pembeydi. Allah Allah. Ama aynı kıvamdaydı. Bu da yine pişmiş ama aynı kıvamda. Çok pişmiş, güzel pişmiş. Hoşuma gitti, beğendim. Beğendin. Buğdayı da beğendim. Bir sıkıntı yok yani pişmesinde. Gayet de güzel pişmiş. Risotto gibi oldu. Tadı da güzel, evet. Tadı da güzel. Sıkıntı yok. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Peki, Eray? Elinize sağlık. Ben genel olarak beğendim tabağı. Buğdaylar pişmiş arkadaşların dediği gibi. Buradaki biberler tam pişmemiş. Böyle olması gerekiyor. Özellikle. Evet. Öyle olması gerekiyor. Evet. Olması gerekiyor. Yani mantarı soteleyip biberleri attım, kapattım altını. Evet, yani jülyen olarak koymuşsunuz. Evet. Hafif diri kalmış. Evet. Krema sosu biraz sadece... Bu sos belki bana biraz ağır geldi. Hı. Fazla yoğun geldi. Onun dışında beğendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Afiyet olsun. Salatayı? Salatayı da sadece sirkesini fazla bulmuştum. Onun dışında söylemiştim öncesinde. Salatayı önce mor lahanayı, şeker, toz şeker, sirke ve zeytinyağı ile yoğurdum. Onu beklettim. Beklettiniz biraz. Hepsini bekledim. Tamam, sonra lahanayı, elmayı, havucu rendeledim. Onları da beklettim. En son şimdi hepsini bir karıştırdım. Karıştırdınız, aynen. Evet. Yani sirke, normalde sirke yok. Sadece mor lahananın sirkesi var, limon sıkıntı. Evet. Ezgi? Ben salata dışında her şeyi gayet beğendim. Salatayı fazla sirkeli buldum. Boğazımı yaktı biraz. Rahatsız edici derecede. Bana fazla sirkeli geldi. Onun dışında burada hiçbir sıkıntı yok. Biraz ıspanağı tuzlu buldum sadece ama gayet güzel. Peki, eline sağlık. Gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet, ben de beğendim. Eline sağlık. Keyifle. Teşekkür ederim. Ana yemek tabağını çok beğendim. Porsiyonu biraz dolu doluydu. Bayağı büyüktü. Ama genel anlamda konuşacak olursak gerçekten etini güzel yapmıştı, pişirmişti. Görsel olarak bana hitap etti, beğendim. Ana yemeği gerçekten Gökçe Hanım'ın ana yemeği güzeldi. Yani en azından önümüze pişmiş bir et geldi. Gerçekten buğdayı da pişirmişti. Sosu da fena değildi yani. Çok abartılı bir sos değildi ama yine de yenilmeyecek bir sos değildi. Ama etini gerçekten Eray Bey'in Gökçe Hanım'dan bir eğitim almasını öneriyorum kendisine. Gökçe'nin sosunu beğendim, ana yemeği genel olarak beğendim, güzeldi, eti de bitirdim, pilavı da yemeye çalıştım. Yani ortalamaydı pilavı, eti gayet güzel pişmişti, sosu da gayet iyiydi, bence benden puan alacak. Gökçe Hanım'ın ana yemeği gerçekten güzel pişmişti, buğdayı pişirmesi biraz zordur. O da güzel pişmişti bu 2,5 saat içerisinde, sosu biraz fazla yoğundu bana göre, fazla, çok fazla geliyordu sosu ama onu da beğendiğimi söyledim. Eti de bence et o kadar fazla pişmemeli ama lezzetliydi. Kötü diyemem, haksızlık edemem ama o kadar pişirilmesi ve ince olmasına çok da tasrif etmiyorum. Sosun da güzel, kıvamı güzel, buğdayın da güzel pişmiş, salata da güzel, güzel. Bağırabilir miyim? Kadın yapmış, olmuş diyoruz hepimiz. Gerçekten. Ne güzel, sevindim beğenmenize de.
Tatlı neydi tatlı? Bal kabağı pastası mıydı? Evet, bal kabağı pastası. Acaba... Bu arada bal kabağı turtası olur genelde pastası. Pandispanya mı yaptı? Taban mı yaptı? Evet. Pastayı kendiniz mi yaptınız? Cheesecake nasıl kafası yaptınız? Gibi. Hazır mı kullandınız, kendiniz mi aldınız? Getireyim öyle konuşalım. Tamam, hadi getir. Hazırı kullanmamıştır herhalde Günay Bey. Ben öyle düşünüyorum. Pasta tabanı mı almış zannediyorsunuz? Ben öyle olacağını düşünmüyorum, inşallah değildir. Yani. Yok be, değildir. Ben de öyle düşünmüyorum. Bence bisküviden falan bir taban yapıp, belki bir krema, belki olabilir, bir muhallebi, evet. Üstüne bal kabağı, katlı zaman... böyle yapıyorlar ya pasta gibi. Cheesecake olmaz mı eğer öyle yaparsın? Peynir koymazsa olmaz. Tabii. De pişirme süreleri de fark ediyor. Bazen o pişmeyen pastalar falan da oluyor böyle. Bu arada siz de ne yapıyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ama yine de hatırlatayım ben. 75 bin TL için tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesaplarımız evinize amade. Yarın büyük final günü. Bakalım bu hafta kim ipi göğüsleyecek? Ellerine sağlık. Bal kabağı pastası. Haftayı tamamlayacağız Ezgi ile artık. Herkes yulaf dedi, brokoli dedi, yok protein dedi, bilmem ne dedi. Bir de şaşırtırmış olarak, bizi, mantılar falan açarmış, börekler mörekler. Olur mu olur, içli bilemeyiz. Hocam hesapla yavrum, söyle çocuğum. Çok tatlı. Ben daha farklı bir menü düşünmüştüm. Bravo, bence de farklı yap. Sofra düzenim de çok daha farklı olacak arkadaşlarımdan. Oo, süper, evet, bayağı çok saatlerce ben çok severim değişik şeyleri. Bunları. Harikasın. Yani, Gürbüz de sana yardımcı olur. Merakla evet, bekliyoruz. Her türlü desteği verir sana. Yalnız var ya, o kadar güzel yaptım ki. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Böyle bir dilleri dolandı, fark ettim bilmiyorum da yani. Farklı olarak ne olabilir ki yarın sofranızda? Yarın görürsünüz. Ben minnoş evet. Bir karakterim ya biraz. Minnoş ay, olarak tatlı, evet. Minnoş. Sarı sarı. Gerçekten minnoş bir sofra hazırlamak istedim beyefendi. Ya, görürsünüz. Minnoşluktan kastınız ne ya, tam böyle olarak? Böyle çıtı pıtı küçücük, tatlı, ha. Böyle ekonomik boy. He, o tarz şey, bir karakterim anladım. Ya böyle minnoş bir şeyler yapayım istiyorum. Yine aynı şeye geliyoruz. Küçük küçük deyince fine önüme bar gelecek. Evet. Böyle şey kaşıklarda getirirler ya tadımlık böyle falan. Vallahi ne güzel olur. Keşke değişik bir şeyler olsa. Belki. Yani şaşırtacak. Yemek yapamayacaksınız gibi geliyor ama. Of, beni ciddiye almayı bırakalım. Ciddiye beni almayın zaten. Siz mutfağı ciddiye alın. Yani. O zaman göreceğiz. Beni ciddiye almayın zaten gerçekten. Ya, alamayacağım almayın, zaten almayın. Dün gösterdiniz evet, yani. Biz sizi yarın ciddiye alacağız. Şey, bakalım nasıl bir minimal kemer kıvamında San Sebastian yedik. Hala biz savunmaya ne yiyeceğiz devam yarın? Ediyorsunuz. Tamam yarın ne yiyeceğiz göreceğiz. Şey böyle yulaf, incir. Hurma. Güzel olursa yerim. Toplarından tabii. Mesela bir tatlı gelse. Olur mu olur? Neden olur olmasın? Olur mu olur? Üzerine bir çikolata sosu yapar. Kaplar onları falan minik minik. Ne bileyim ben. Tabii. Ben ne yaparsam yapayım. Özellikle Duygu Hanım'ın ben beğenmeyeceğini düşünüyorum ama çünkü ben bana ondan bir yana bilen, çok umudum yok bana vallahi. Bir bilenmiş olarak yani yeni düşünüyorum. Zuhal Hanım ummadık taş başlarmış. Hiç da belli olabilir. Olmaz. Ama sen öyle bir şey yapmazsın yok hocam. Ay. Hocam. Teşekkür ederim. Yani o kaderimle oynayacak gibi geliyor her kaderimle, ne kadar ne yaparsam da. Bilemem. Soru işareti. Yani. Soru işareti. Benim ona yaptığım haksızlığı benden çıkartacak gibi hissediyorum. Sen ondan mı özür diledin yoksa? Yo hiç alakası yok Zuhal Hanım ama ben gerçekten kendisine haksızlık ettiğime karar verdim. Olmaz. En azından emeği için üç bir olmadı. Puan vermem gerekiyordu. Tabii. Üç olmadı evet. Olmadı. Yani ama bilemem tabii insan ister istemez bir bileniyor yani. İnsanın bilinç altında o bana 3 vermişti, o bana 3 ama tabii ki yanlış cevap yok, vermemek. Benim öyle güzel yemek yok yaparsan ya, evet. Sen hakkını verirsin umarım. Zuhal Hanım sonuçta burası bir yarışma. Tabii hepimiz ki. Burada çok güzel bir atmosfer yaşadığımız inanıyorum. Hak verseydi benim hakkımı verirdi Zuhal Hanım. Ya zaten kesinlikle. Sorguladığımız puanlar genelde burada evet. Neden 3, neden 4, evet, neden 5 evet, oluyor? Evet. Yani neden 8 vermedin, niye 9 vermedin demeyiz kimseye. Çünkü yani. Bekleyemeyiz bunu, çok gerçekçi bir yaklaşım hiç olmaz yani. Hiç puan vermemek de ne demek? İşte yani, o da o, sana da 3 hele hiç olmadı ya. Yani. Ama hani. Öyle bir şey oluyor ki bazen yenilecek bir gram bir şey olmuyor. Vay arkadaş bunu da mı yapamadın diyorsun. O zaman da üç verenlere ben de bir şey diyemiyorum yani. Çünkü olmamış, yok çıkaramamış, eksik. Tamam o da üç hak etti artık yapacak bir şey yok ama bu hafta için hiç kimsenin öyle bir durumu yoktu. Çok samimi söylüyorum yani ne senin ne senin üç bir, almaman evet, gerekiyordu. Sadece yarın. Ay senin yani çenen de hiç yani bu artık sakin kalayım çıkarttı. Diyorum da tamam. Yani bana saldırıp ben duruyorsun. Ben size laf ama insan sevdiğine sesim. Takılırmış. Ya hay bana takılmasın ben onu sevmiyorum o da beni sevmesin. Ben size bayılıyorum. Yani. Ben, ben size bayılıyorum biliyor musunuz? Gece rüyalarımda sizi görüyorum. Sen dövmelerimi bütün gün gözlüyormuşsun ya sizi buradan gözlüyorum. Yürüyüşlerimi siz böyle kendiniz burası yürüyorsunuz. Defile kendiniz yapıyorum sanki ben burada. Ben mutfağa girebilir miyim? Niye giriyorsunuz mutfağa? Sana mı siz gerçekten mutfağı mı görmek istiyorsunuz?
istiyorsunuz. Evet canım öyle istiyor. Ben kesinlikle inanmıyorum buna. Allah. Rezgi Hanım inşallah sesiniz kadar da mutfakta iyi olursunuz. Yani gerçekten sağ kulağım kaldı. Yaştan gitti kulaklar. Yaştan mı? Yaştan gitmişti. Sizin de yaştan gözleriniz gitmiş o zaman. Yok ben 3 yaşından beri gözlük takıyorum. Lens kullanıyorsunuz. Evet gözlerim bozuk. Doğru mi? Tabii şu an gözleri lens. Ben bilmiyorum sizin lens bu detaylara vakıf olmanızı. Ama benim gözlerim olmanızı... lens değil mesela. Benim gözlerim renkli. Bakın, lens değil. Şu an gözümde lens yok. Yaşım 44 ve gözlerimde lens yok. Ama benim kulaklarımda gayet iyi duyuyor. Çok fazla. Ay sizin çeneniz fazla çalışıyor bence. Sizin çeneniz çene bence benimkilerde benim daha çok çalışıyor. Sizin çeneniz daha çok bence. Aa yok yok. Hiç yok maşallah otomatik makine gibi taka 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 konuşuyorsunuz. Yaştan diyorsun adama. Kulaklarınız benim yaşımda hiç böyle gördünüz mü? Cıldır cıldır görüyorum diyor. Gördünüz mü hiç beni? Görmedim. Bon Jovi var. Ona özeniyordunuz ya Bon Jovi var ya o. Ona özendiğimi nereden biliyorsunuz? Yani özendiğini ben çok beğendim. Ben kimseye özenmiyorum, ben kendimi özeniyorum. Evet evet. Ay Bon Jovi'yi ben Türkiye'ye konsere geldiğinde izlemiştim. Bak gördünüz mü? Ben kaçırdım. Çok muhteşem bir, sen bilmiyorum. Kaçırırsınız. Ben gidemedim. Senin yaşın şimdi küçüktü tabii. Scorpions gelecekmiş inşallah. Sen Scorpions'u dinliyorsun. Benim saçlarıma evet, dediniz ben... ki boya dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz. Sen de eski nostaljik grupları falan dinliyorsun eski. Pink Floyd. Hatta dövmem var bacağımda. Klasik rock gösterir misin diyeceksin ama. Orada. Evet. Ben gördüm Zuhal Hanım. Gürbüz'e bak ben gördüm diyor. Benim... İşte ben vizyon farkı diye bunu diyorum. Siz benim dinlediğim grupları hayatımızda bak, bile duymuyorsunuz. Bak bizim gençlik gruplarımızı dinliyor. Bravo. Zuhal Hanım benim yani, saçlarıma... Onların yaptığı rock müziği hiçbir grup yapamaz. Zuhal Hanım benim saçlarıma boya dedi kendisi. Bak şeyi de dinle. Eskilerden Metallica dinler misin? Metallica biraz o, fazla o daha hard tabii. Heavy metal. Biraz ağır olmaz mı? Die Die Darling diye bir şarkısı vardı. Onu seviyorum biraz. Ha. Onun dışında çok... Zuhal Hanım genç şekilleri. Kendisi boya dedi. Evet. Boya ama zaten. Kendisi baştan aşağı çakma ha. Kendisi. Bak öyle şeyler. Kesinlikle ama, bende kesinlikle gözlerimde lens yok. Saçlarımı boyadım ama, diye çakma mı sayılıyorum? Evet çakmasınız. Kendi ya, orijinal haliniz değil ama benim kendi orijinal halim. Ya sizin gözlerim kendi orijinal. Benim saçlarım de orijinal gözlerim. Hayır lens var gözlerimde şu an. Nerede varmış? Evet var. Var mı? Ben evet siz, var. Siz Günday Bey'e dipleriniz gelmiş demiştiniz. Öyle. Sizinki fazlasıyla gelmiş. Yaşımıza göre. Sen de mi her ay? Ya ama öyle söylüyordu. Öyle söylüyordu. Ay yine kuaför salonuna döndü burası ya. Bence siz benim yakışıklılığımı kıskandınız. Ay yakışıklı görmedim yani, sizin yani, eski yani, sevgilinizi. O yüzden bir görseniz de o yakışıklı görmedim. O yüzden ben zaten o yüzden ben bakmaya tutuyorsunuz. Heykel gibi bir adamdı. Ne oldu Rahmet gibi? Ne oldu Rahmet diye? Ayrıldık öyle kavga ettik. Dayanamamış sizin sesinize falan. Bir şey söyleyeceğim dur Günder. Uzun saçlı böyle metalci rakçı yok, falan. Yok yok sarışın böyle büst gibi bir adamdı ama bu da kendini büstten saymış. Neden ama saymış? Onu görse büstten. Siz... Peki şu an yok mu sevgili? Şu an yok. Bence de olmaz olmaması zaten bu gidişle da normaldir. Daha yani hayırlı, kimse daha bu... olmaması. Yani Zuhal Hanım yarışmadan sonra ben Ezgi Hanım'a insanları sevdireceğime inanıyorum. Öyle mi? Evet. Ben çok zannetmiyorum. Kendi vizyonumda olan insanlar dışında pek sevmiyorum. Bir yakın arkadaşım var. O benimle beraber gelecek. Bir tane mi arkadaşım? Bir tane var. Yeter ki o da benim, olsun, öz olsun. O da benim gibi Zuhal Hanım aynı. Çok tatlıdır. Çok komik bir kızdır. Ah canım. Pencere kapak birbirlerini bulmuşlar. Başka arkadaş yok. Şimdi o Ezgi bir tane yani, arkadaşına mı geçtik? Yani ne bileyim bir tane insanın bir tane mi arkadaşı olur? Bir şey söyleyeceğim. Kaliteli insan İnsanın bir tane mi iki tane olur biliyor musun? İnsanın 15 tane de arkadaşı olmaz. Biz 15 tane demedik ama en azından 2-3 tane bir çevresi olur yani. Gökçen Ezgi için her gün telefonda biriyle konuşuyor. Sevgilisi falan mı dedi? Yok mu sevgilisi var diye biliyorum. Yok konuşmuyorum. Gökçen beni çok şaşırttı. Arada duyuyorum bir şeyler. Ha öyle bir barışma gibi böyle bir şeyler olur mu? Büst gibi adam mı aradı seni? Bak o demek ki bitirememiş henüz. Sen bitirmişsin kafada belki. Ne ya kadar benim... oldu ayrılalı sorduğum şeylere bak. Ne kadar bir oldu? Bir hafta falan oldu. Ha çok taze. Evet. Belki bir şans daha verirsin hayırlısı olsun. Olur öyle gençlikte değil mi? İşte öyle öyle sevdireceğiz insanları inşallah öyle, Ezgi. Öyle hadi bakalım pastamız geldi. Duyduğuma göre... Bunlardan hoşlanıyor musunuz? Ben pek sarışın esmer... beyefendileri beğeniyorum. Esmer beyefendilerin hiç şansı yok evet. Eray üzgünüm. Sakal falan hiç sevmiyorum. Herhalde şansınız yokmuş. Zaten kesinlikle. Ben size bakmam beyefendi. Ya yani size, geçin onu. Benim size baktığım Günder, falan mı bir şansın var ya? Ama sarışınlardan hoşlanıyorum. Ama yaşı müsait değil bana. Evet, bana kesinlikle. Siz bana. Yaşı bana müsait değil kesinlikle. Ayman, aman. Ezgi Hanım'ın bana yakıştırılması gerçekten saçma bir durum. Ya benim benim çıtama yükselemez açıkçası. Kendisi böyle fazla fazla konuşarak, sesini yükselterek, yok yurt dışı yok bir şey ama eğer ki tahsilden konuşacaksak diplomalarımı çıkartabilirim. Bu da onun farkındadır diye düşünüyorum. Kendisi tamamen buraya şov için gelmiş.
İlk gün zaten belli etti. Instagram'da şu kadar takipçim var, bu kadar takipçim var diye. Şimdi bekliyor programdan sonra yeni takipçilere gelsin. Ben de yeni hedeflerime bakayım diye düşündüğünü ben düşünüyorum. Ezgi Hanım'ın zaten ben buraya yarışmak için geldiğini düşünmüyorum. Yani ödül de onun çok umudu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten buraya kendisini göstermeye geldiğine inanıyorum. Yani ben merak edilen bir karakter olduğum için genelde ben bu tarz şeylere alışığım. Merak etmişlerdir, sormuşlardır. Yani demek ki birilerinde bende gözü kalmış, yapabilecek bir şey yok. Ama dediğim gibi hiçbirinin bir şansı yok. Bu arada Günday, sen çocukluk fotoğrafını getirecektin orijinal. Yok mu telefonda? Ben öyle bir şey getireceğim falan demedim. Kendimi de kanıtlamak şeyde değilim. Haklısın. Benim doğal bir halim bu. Ben gözlerimi kanıtlarım ama. Neyi kanıtlarsınız? Göz rengimi kanıtlarım. Ben göz rengimi zaten kanıtlıyorum. Şu an orijinal görüyorsun. Geldi göz rengimden bak. Ama şu an lens kullanıyorsunuz. Kullanmıyorum beyefendi. Ama renksiz dereceli lensler var ya. Ama kullanıyorsunuz. Sıkıntı var gözlerimde. Gözlük kullanabilirsiniz. Yok. Gözlük niye kullanabilirsiniz. Niye lensli kullan? Sana ne ya? Aa. Gözlerimde sıkıntı var. Lenslerimi takamıyorum. Bir sürü insan çok iyi görmüyorum. Bir sürü insan kullanıyor. Sana soracağım. Orijinal kendi göz benim renginiz değil. Benim lens kullanıyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. O da şeffaf. Şey, gözüme parmak sokmak ister misin? Yok ama. Yok, şu anda yok gibi görünüyor. Gökçe Hanım galiba alttaki tabanı bana koymayı mı unuttunuz? Yo, nasıl hani, ya? Şu an bisküvi açtım. Tabanı mı yok diyorsunuz? Bak. Yani, tam öyle. Arkaya mı? Evet. Ne tabanı? Ha. Yani koyarken en altta bisküvi tabanı var. Tarafa hiç gelmemiş, evet. Belki arkadan. Geçen de sana muhallebi evet, bana evet, gelmemişti. Sonra ne bu Eray'a eksik şeyler koymak? O kadar eleştirdik bir de. Ya. Eray be. Hepsini kendime almış olabilir mi? Olabilir. Evet, Eray'ın gerçekten biraz arkalara sadece arkalara evet. Allah'tan var. Ne olmuş Ezgi? Yanlış serviste yemişim. O kadar beğendim ki fark etmiş. Aa, gerçekten mi? Çok güzel. Yemek... Evet, olsun. Çok sevindim. Aa, beğendim. Evet, gerçekten afiyet oldu. Bugün biraz doyarak kalkıyorum. Ne güzel, protein bar yemeyeceksin. Yarına gelmeden yemiştim ama gene de... Bak şimdi. Sevindim. Sen kaşık da var istersen önün. Evet, öyle yapayım değil mi? Evet, Günday, Ezgi beğenmiş zaten. Devam etsin. Güzel, tatlısı sen de gayet. Beğendim. Ben de beğendim, güzel. Yani puan vermemek için bir şey aramaya gerek yok. Gerçekten bence güzel. Bence teşekkür ederim. Güzel. Afiyet olsun. Duygu, ben de çok beğendim. Valla evet, afiyet gerçekten olsun. Gerçekten elinize sağlık, güzel. Afiyet çok olsun. Sevindim, çok sağ ol. Ya bal kabağı çok yakışmış, bu tarz güzel olmuş yani. Merak ediyorlar nasıl bir şey dediğim gibi bisküvi tabanıyla. Hı-hı. Evet Eray. Bal kabağını ben çok severim. Bunu söylemiştim zaten röportajlarda da. Alt tarafındakini güzel tereyağıyla bastırdınız. Evet, evet. Ve tadında gayet güzel. Herhangi bir sevindim. Şey bulamadım. Sevindim, sağ ol. Tatlıda pek hata bulamadım. Bulsaydım zaten kesinlikle söylerdim. O yüzden tatlısını da beğendim. Tatlısı bal kabağı pastaydı. Hani nasıl bir şey getireceğini aslında az çok tahmin ediyordum ama yine de bir emin olmak için bir görmek istemiştim tabii tatlıyı. Gördükten sonra birazcık daha kafamdaki soru işaretleri kalkmış oldu. Genel anlamda söyleyecek olursak tatlısı gerçekten hani hem göze hitap ediyordu hem de damağımıza uygundu. Hani benim damağıma uygundu en azından. Tatlısı da benden geçer not aldı ve gerçekten beğendim. Bal kabaklı pasta Gökçen Hanım'ın güzeldi. Ama nedense iki gündür hep bana alta konulan soslardır, tabanlardır gelmiyor. Bir şekilde az geliyor bana. Bunu da gösteriyorum. Ama tatlı olarak baktığımızda güzel bir tatlıydı. Gayet de yedim. Gökcan Hanım'ın da eline sağlık diyorum buradan tekrar. Bal kabaklı pastayı gerçekten beğendim. Pastayı da bitirdim açıkçası. Ondan da puan alacaktır. Tebrik ederim. Ne yapalım o zaman? Bize de açık oylama geçmekten başka çare kalmıyor. Buyursun efendim. Şu an o kadar mutluyum ki sana anlatamam. Ayaklarım böyle havada sanki uçuyorum yani ama çaktırmıyorum. Bu hafta bence en çok beğenilen menü benim menüm oldu, fark ettin mi? Yani yemekleri yediler, salataları yediler, tatlılar. Bence en yüksek puan ben almalıyım ve bence sana bir şey söyleyeyim mi? 8'den aşağı puan vermemeleri gerekiyor. Çünkü masaya 8 verdilerse bana 8'in üstüne vermeleri gerekiyor. Kimse kusura bakmasın yani. Evet, Gökçen'in yarışması bitti. Geldi sıra ona puan vermeye. Eksik bir durum olmadığı için 3 ile 10 arasında puanlama yapmak üzere. Buyursunlar, tahtalarınızı ve kalemlerinizi açın. Ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak aşçıbaşı çorbasıyla başladık bugüne. Ara yemek tabağımızda peynirli karnabahar vardı. Karnabahar, fırında peynirli karnabahar. Fırında peynirli karnabahar. Yanında yoğurtlu mantar mezesi. Özel Gökçen sosuyla pişmiş bonfile, yanında buğday. Ona elmalı, lahanalı bir salata eşlik etti. Son olarak da kabak pastası yedik, bal kabaklı. Puanlarınızı yazdınız. Değiştirmek isteyen var mı emin olmaya? Menüyü hatırlattıktan sonra. Yok mu? Yok. Pekala, çok güzel. O zaman hemen yarışmacıma dönelim. Gökçen, güzel yorumlar aldın. Evet. Hatta bu haftaki en olumlu yorumlardı. Kaç puan bekliyorsun bu minimalde? Yani bu minimalde 8'den aşağı beklemiyorum. 8'den aşağı beklemiyorsun.
Haklısın da ben de böyle yorumda olsam 8 beklerim. Peki. İlk olarak da Günday'ın puanıyla başlıyoruz açık oylamaya. Evet Günday, buyur. Benim oyum 5. Ne? Gökçen 5 Hanım'a mi? 5. Aa, şaka gibi. Şaka değil, niye şaka olsun? Şaka yani. Yani ana yemeğiniz... Ana yemeğinizi beğendim. Tatlımı beğendiniz? Tatlınızı beğendim. Çorbamı da beğendiniz? Çorbanızı beğendiğimi söylemedim. Söylediniz. Söylemedim. Çorbada bir kusur yok Hayır, dediniz. Hayır, çorbanın söylemiştim. İzasında yaptım. Beğendim demedim. Dediniz de onda değildi zaten. Kıvamı sadece iyi olmuş dedim ama... O bahaneydi, onu değildi. Şimdi ana yemeği beğendin, salatayı beğendin, tatlıyı beğendin. İki puan mı verdin? Ne yaptın? Benden daha çok beğendiniz aslında sanki. Hatta. En baba yemekleri beğendiniz. Tatlıyı, ana yemeği zaten ne kaldı ki? Salatayı beğendiniz. Yani salata bir çorba mı yani bu kadar normal, puan düşürdü? Dedim. Yani ben çok benim saçma. Benim puanım 5 size. Ben de şaşırdım. Yani. Bu kadar beğendin 5. Neden ya? Çok şaşkın Meral. Çok mantıksız yani yorumlarınız da mantıksız. Puanınız yorumlarım zaten mantıksız değil. Ben yani ana yemeğinize verdim. Tatlınıza verdim. Allah aşkına 3 puan zaten program veriyor. Ana yemek, salata kaç puan verdin? 1 puan verdim. Niye? Kaç puan vermem istiyordu? Tamam da ana yemeği. Kendisi bana zaten 5 puan verdi. Sizin bana 5 veriyorsunuz diye vermedim zaten. En az 8 dedi ya. Bana benim de 5 verip de Eray Bey'in menüsüne 6 veriyorsunuz. Ben bu kadar çok sorgulamadım ya. Sebebi. Çok peki. Büyük bir sorgulamadım bence yani. Keşke yediklerinizi sorgulasaydınız. Yok, benim puanımı değil de yediklerinize bir baksaydınız. Beğendim dediklerinize puan vermem. 2 puan vermişsiniz bana. Siz herhalde büyük ödülü kazanacağımı falan zannediyorsunuz ama yani gününüzü oynamayın. Ben kazanacağımdan dolayı değil. Saçma yani saçma. Zaten birinci olamazsınız. Hiç kusura bakmayın da yani. Mümkün değil. Evet maalesef şaşırtan bir puan çok geldi Günday'dan. Yani. Bakalım Eray'dan kaç puan gelecek? Evet Eray, senin de puanını göreyim. Benim Gökçen Hanım'a puanım 8. Vay be. Teşekkür vallahi ederim, helal Eray olsun. Bey, gerçekten teşekkür ederim. Yani dün ben açık konuşayım, belki çok yüksek vermezsiniz. Hani gününüzü oynayabilme var ya şimdi. Yok, hakkaniyetten kesinlikle. Vallahi gerçekten yanayım. Teşekkür ederim. Söyledim, yani. Ara sıcağınızı evet, beğenmedim. Tuzluydu mantar. Evet, söyledim. Oradan puan kırdım. Evet. Salatadan puan kırdım. Sirke geldi. Çorba olmuştu, ana yemek olmuştu, tatlı da olmuştu. Yani daha başka ne, bir yerden daha aslında ne, puan ne kırmadım. Ben de o kadar yüksek beklemiyordum herhalde. Vallahi ya. Helal teşekkür olsun. Ederim herhalde. Teşekkürler. Sağ ol. Bakalım Ezgi kaç puan vermiş? Evet Ezgi, senin de puanını öğrenelim. Bugünkü puanım... Kaç? 6. Şaka gibi ya. Şaka gibi değil. 2 yemeğini beğendim. Eti çok beğendim dedin zaten. Tatlıyı çok beğendim dedin iki zaten. 2 yemeklere yani. 1 puan verdiğimi ben söylemiştim. Tatlınıza 1 puan verdim. Etinize 1 puan verdim. Ve de emeğinize de 1 puan Allah verdim. Allah razı olsun. Evet bence de bu kadar. Yani, peki sen yani. Mutfaktan puan kıracağım yansıyacak dedin. Öyle bir şey yaptın mı? Yok yapmadım yine. İyi ki yapmamışsın. Yapmadım. Bir zaten yapmayacaktım. Sabahtan beri yorumlarda zaten Günday Bey'i yanınıza almak için uğraştınız. Ne alakası var hanımefendi? Hep yorumlarınız açıklama, aynı. Ben bunlar dışında ağzımdan. Ben puanınızdan anladım amacınızı. Yarın oynuyorsunuz. Siz bence yani tamam 2 tane güzel zaten. Yemek yaptınız diyor kadar. 2 tane güzel yemek yaptım diye puan bekleyeceğim tabii ki. Ne bekleyeceğim? Dediğimi söyledim. Şaka mısın Ezgi? Evet öyle. Ben yemeklerimi beğendiğiniz için düşük puan bekliyorum. Düşük bir puan vermedim için... ki size 6 verdim hanımefendi. 10 mu vereyim altı size? 6 düşük. Hayır düşük ama. Düşük. Yani. 10 beklemiyorum zaten söyledim. Beklemedi. 10 beklemedim zaten ama 6 da beklemedim zaten yani. Zaten de 6 da değil. 6 bence hak ettiğiniz 6'ydı. Valla senin hak ettiğini göreceğiz yarın. Gene bana bileniyorlar Zuhal Hanım görüyorsunuz. Yok bilenmek değil yani yaptığın acaba? Saçmalık. Saçmalık ortada yani. Sebep yok ya durduk yere. Niye bileniyorsun? Niye bileniyorsun? Evet. Bakalım Duygu'dan kaç puan gelecek? Evet Duygu son olarak da senin puanını öğrenelim. Benim puanım kendisine 8. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bak hiç ummayacağın insanlardan. Demiştik kadar mi? Adaletsizliğe rağmen teşekkür ederim. Evet, yani gerçekten güzel puan. Çok sağ ol. Evet, peki eline emeğine sağlık sevgili Gökçen.
Ne oldu Ezgi? Hala adaletsizlik diyor. İki tane güzel yemek yaptık. İki tane güzel. Ederim. İki tane ben onları güzel. Beğendim hanımefendi. İki tane güzel. Ben onları güzel beğendim. Onları puan verdim. Ben beğenmek zorunda mıyım sizin yaptığınız her şeyi ya? Ben ne yorumunuzu beğendim ne puanınızı beğendim. Tamam beğenemezsiniz o anlamamışsınız. Duygu Hanım herkese 8 verdiniz bana niye 3 herkes puan verdiniz? Yani pardon. Çok pardon. Haklı yani, adam. Herkes de 8 bir şu adama niye 3 ya? Gerçekten. Çünkü. Eray Bey'e de 8 verdiniz. Çünkü orada karnım doydu. Neyine 8 verdiniz şu anda? 8 puan verdiniz. Bütün menüleri beğendiniz. 8 puan niye 5'e verdiniz? Ama ben yine 5 verdim. Ama ben beğendim. Tuzlu dediniz. Beğendim. Dün de beğendim. Hep beğeniyorsunuz. Dün de beğendim. Bugün de beğendim. Dün de beğendim. Gerçekten beğendim. Hiç beğenemediniz yani. Belki kadın. Evet peki. Güzel tabii. Haklı olarak bir serzenişte bulundu ama senin de puanı çok hadi güldük ama çok da doğru gelmedi bana. Bakalım yarın gerçekten merakla bekliyoruz hepimiz. Heyecan eminim izleyicilerimiz aynı şekilde. Evet. Şimdiden bol şans diliyorum Ezgi'ye. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, bakalım. Gene bana bilendiğini göster. Ah. Ben kimseyi bilemiyorum hanımefendi. Bayağı gerçekte, bir şans gerekiyor diye sen beni aşağılamaya mı çalışıyorsun? Yo, herkese şans lazım. Ben bugün herkesten şans diledim. Herkesin hak ettiği puanları veriyoruz. Sıkıntı yok. Hoşçakalın. İyi akşamlar. We'll be right back.